Üçgenden merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Üçgende bu hafta yeni ekonomik program başta olmak üzere vatandaşın ekonomisine kadar uzanan bir yelpazede tüm gelişmeleri sizler için okuyacağız. Her zaman olduğu gibi Selçuk Geçer ve Oğlak Tuna ile birlikte. Oğlak Tuna biraz geç katılacak bize bugün. Onun için şimdiden biz özür dileyelim. Ama bir 10-15 dakika sonra aramızda olacak. Zaten biz yayına devam ettirirken kendisine de hemen dönüp sohbete katacağız. Sevgili Selçuk. Üstad, bizim bir orta vadeli programımız vardı. Adı oldu Yeni Ekonomik Program. Güzel, hayırlı olsun. Yenilik iyidir. Biz beğenmiyoruz demiştik ki orta vadeli ondan programı. Olabilir. Ondan olabilir. Yep yaptılar OVP'yi. Yoksa hedeflerin tutmamış olmasıyla mı? Yok, hiç alakası yok. Tabii ben iyi niyetle düşünmek lazım. Tabii. Böyle bir şey. Ya konuşalım, detaylarına girelim ama önce hani genel bir değerlendirme alayım senden. Yep'ten ne anladın? Hiçbir şey anlamadım. Niye? Sen ne anladın? Valla bir şeyler söylenmesi gerekiyormuş, söylemişler. Ama bu şaşırtmıyor artık. Çünkü evet. Bakan Albayrak ne zaman bir şey açıklayacağım diye çıksa hiçbir şey açıklanmadan kürsüden iniyor. Bakıyorum şöyle bir genel hatlarıyla. Yani OVP gitti, YEP geldi. Yeni ekonomik program ve yeni ekonomik program neler içeriyor diye. Yani detaylarına baktığımız zaman çok fazla bir şey görmedik. Uzun uzun konuşmayı birkaç defa okudum. Oralarda da herhangi bir şey göremedim. Anladığım kadarıyla durumu idare etmeye çalışıyor şu an itibariyle. Ama aslında satır aralarında durumu ikrar da ediyor. Yani idare etmek dışında durumu ikrar ediyor. Yani diyor ki bize bu sene, önümüzdeki sene, ondan sonraki sene çok fazla düşük enflasyon beklemeyin kardeşim. Yani büyüme de beklemeyin. Yani çok da fazla büyüme beklemeyin. %2'lere kadar inecek. Bu şu anlama geliyor. Biz piyasayı daraltmaya devam edeceğiz. Enflasyonu düşürmeye çalışacağız. Enflasyonu işte ilk etapta %19-20'ler seviyesinde tutmaya çalışacağız ki çok zor görünüyor bu, biliyorsun. Ardından %15'lere, bir sonraki senede de %9,5-10 seviyelerde seviyelerine getirip oralarda sabitlemeye çalışacağız diyor. Burası şimdi, çok önemli ama. Evet, yani %9,5-10 bile öyle düşük bir enflasyonist oran değil. Bu şu demek, Türkiye'de yani demek ki %15'ler civarında da bir faiz hedeflemesi var. Verilen rakamlar ikrarın birinci bölümü bu. Yani bana göre. Ne diyor bize kısaca? Tamam, biz cari açığı gevşeteceğiz, düşüreceğiz ki o mümkün olabilir belki. İçlerinde pek birazcık akılcı gelen o bana göre. Diğerlerinin hiçbir daralma olacak. Hiçbir şey yok. Ama bakıyorsun ki enflasyon yüksek kalacak. Bakıyorsun ki işsizlik yüksek kalacak. Mesela işsizlik çok enteresan. İşsizlik %11, %12 diyor bir sonraki sene. Sonra %11'e düşüyor tekrar. Yani o seviyelerde işsizlik rakamlarının olacağını söylüyor. Bu ne demek? O piyasayı dar tutmaya çalışırken, yani piyasayı daraltırken cari açığı dengelemek için biz feda edeceğiz şeyleri. Yani KOBİ'leri özellikle feda edeceğiz. Oradaki yıkılmalarından dolayı da işsizlik olacak diyor. Onu da ikrar ediyor. Yani onu da itiraf ediyor aslına bakarsan. Yine çok enteresan bir başka şey var. Mesela dolar kaç olacak diyenler vardı, biliyorsun. Dolar düşecek işte, 4.80 olacak, 3.5 olacak falan. 3.5'un üzerine çıkan doları almayayım falan diyen danışmanlar vardı. Onlara aslında çok net bir cevap yine Bakan Albayrak'tan geliyor. Bakan Albayrak diyor ki 5.6 diyor. Yani 5.6'lık bir dolar kurunu hedefliyorlar 3 yıl için. Yani biz şunu beklememeliyiz bundan sonra. İşte 5'in altında bir dolar kuru, işte 5.5'un altında bir dolar kuru beklememeliyiz. Çünkü en üst resmi makam bize ne dedi? 5.6'lık bir dolar kuru hedeflememiz var bizim. Üstelik dedi. Orada bir ayrıntı daha var. Bunu da dolar hedefimiz şu diye söylemiyorlar. Yani Türkiye'nin ulaşacağı büyüme, en ihtimal bu. Şeyden büyüklükten böl çıkar yaptıktan sonra buluyorsun bu. Tabii tabii. Şimdi yani net bir hedef de koymuyor. Yok. Gelir dağılımına bakıyorsun. Gelir dağılımında işte 2012-2013 senesini veriyor. İşte orada diyor 4'e katladık biz. Nasıl katlamışız onu da bilmiyorum ben gerçi de. Yani 7000 küsur olan, pardon, 3600 dolar olan kişi başı geliri 3 katına çıkarttıklarını söylüyor. Bazı değiştirdiler. Şimdi o, evet, yani 9000, 10000, 800 lira falan değil mi oluyor? 3600'ün evet. 3 katı 10800 mü oluyor? 10.800 liralık şey, dolarlık bir gelirimiz varmış kişi başına, yıllık bizim. Şimdi o gelir tekrar gevşedi gördüğümüz kadarıyla. Ya ben şu anda 3.600 dolar bile olduğuna inanmıyorum birçok kişinin gelirinin.
Daha bile aşağılarda aslına bakarsan. Adaletsizliği zaten had safhada. İhracatımız mesela yine aynı dönemde diyor 2002 ile 2013 yılları arasında ihracatımızı 4 katına çıkarttık diyor. Ama bu kez bence 4 katlık bir ihracat beklemiyorlar. Ki orada mesela 500 milyar dolarlık bir 2023 hedefi vardı biliyorsun. 500 milyar gitti. Dolara ulaşılmayacağı için o söylemden vazgeçildi artık. Onu bir tarafa bırakalım. Yine bu yeni programda hiçbir şekilde o yok. 3 tane dinamik üzerinde duruluyor biliyorsun. Bunlardan bir tanesi dengeleme, bir tanesi değişim, bir tanesi de disiplin. Aslında hepsi aynı şey. Yani biz piyasadaki rakamları dengeleyeceğiz. Bu dengelemeyle anladığımız şu. Yani Berat Albayrak'ın söylediklerinden benim anladığım şu, bu seviyelerde tutmaya çalışacağız. Mevcut diyor. Durumu koruyacağız. Ha, mevcut durumu koruyacağız diyor. Yani biz doları düşüreceğiz demiyor mesela. Hı-hı. Biz enflasyonu düşüreceğiz ama uzun vadede 3 yıl içerisinde düşürmeye çalışacağız diyor bana göre. İşsizliği bu seviyelerde sabit tutacağız diyor bana göre. Faiz oranlarına mesela hiç değinmemiş. Bence faiz oranları kesinlikle gerilemeyecek, yükselmeye devam edecek. Öyle görünüyor. Ki bu senin özellikle belirttiğin o reel sektör ve KOBİ'lere çok ciddi zararlar verecek. Mesela reel sektöre biraz atıfta bulunmuş ucundan. İşte reel sektörü kurtaracağız, bankaların onlara finans sağlamasını sağlayacağız falan filan demiş ama hangi banka, hangi reel sektör enstrümanına gidip baksa tamam mı? Orada bir açık bulacağı için ben onlara bir faiz vereceğini, bir kredi vereceğini sanmıyorum. Velev ki verdi. Bugün %40'ların altında, %50'lerin altında zaten kredi faizinden bahsetmek mümkün değil. Önümüzdeki aylarda bu kredi faizinin daha da artması bekleniyor. Yani iyi bir firmaysan 40-45'ler. Aynen öyle. Yani genel olarak bakıldığı zaman bütün bunların totalinde herhangi bir böyle bana mesela kamuda 76 milyar liralık bir tasarruftan bahsediyor. Bunu nasıl yapacaklar? Çok anlamış değilim. Mesela herhalde şimdi bu doğrultuda baktığında uçaktan hemen vazgeçeceğiz. Uçak hediye olduğu için sıkıntı yok orada. Hediye değil, pardon. Hibe. Hibe. Niye? Hibe. Ama işte hediye onun değil. Da niyesi yok yani. Yani neyin niye? Hibe edilmesi mi? Yani. Hibe şudur. Hibenin açıklaması şudur hibe kelimesinin. Bana göre benim bende oluşturduğu algı şudur hibenin. Yani garibansındır, fakirsindir. Sana bir şey verilir. Hibe odur. Değil mi? Sebil gibi yani. Bilmiyorum vallahi. Yani orada gariplikler var. Gariplikler var yani. Bitirdin mi sen? Yine açalım zaten. Tabii konuşalım. Şimdi burası çok önemli. Söyleyeceğim yer. 13 tane kaldı. Sayın Albayrak 15 tane söyledi. Burası çok önemli diye. O burası çok önemlileri bulamadık. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli deyip durdu. Tabii aslında baştan sona çok önemli. Ama bir şey söylemeniz kaydıyla birçok şey çok önemli olacaktı. İkrarlara bir iki tane ilave de ben yapayım. Mesela en büyük söylemlerden bir tanesi 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceği söylemi vardı. Biliyorsun bu çok işlendi. Hmm. En azından son 10 yıldır hep üzerinde durulan konulardan biri. Ki 2008 krizinden sonra da söylenmeye devam etti ama biz biraz OECD rakamlarını şöyle bir böl, çarp, topla falan yaptığımızda zaten ne olursa olsun o rakamlara ulaşılamayacağı ortaya çıkmıştı. Çok ilginç. Yine ihracatla ilgili vurguya bakmakta fayda var. 2021 hadi bir 40 milyar da ben koyayım buna. 46 milyar koyayım. 250 milyar dolar ihracatımız olsun. Hı. 2021'de 204 milyar dolar gözüküyor. Bak 300 milyar dolarlık bir sapmanın birinin hesabını vermesi gerekiyor. Şimdi bak 1 milyar, 3 milyar falan yani bir şey olsa bile mesela seçim sonuçları, anketleri böyle hep konuşulur. Ne yaparlar? Artı eksi 2 derler değil mi? Hmm. Faiz konuşuruz, artı eksi 2 deriz. 300 milyar yani yaptığından daha fazla büyük bir sapmadan bahsediyoruz. En azından yarısı kadar. %4'lük enflasyon hedefinin %20 olmasını nasıl açıklayacaksın? Hiçbiri tutmuyor. Hiçbiri tutmuyor. Ve bunların şimdi yaptım oldu ve söyledim geçti falan gibi olmaması lazım. Yani bunların bir şekilde hesabının da verilmesi lazım. Hı hı. Yani bugüne kadarki orta vadeli programların hiçbiri bak mesela ilk orta vadeli programa bakıyorsun. Bütün göstergeler sapmış. En iyisi de %5 büyüme beklerken %11 çıkmış. Şimdi bak bu bile sakattır. Müspet çıkmasına rağmen sakattır. Yani bir hedef %100 sapmaz. Tabii. Fakat bugüne kadar 2008 ile 2018 arasındaki bütün
bütün orta vadeli programlar çökmüş vaziyette. Hiçbiri hedef tutulamamış. Ve kimse bunun hesabını vermiyor. 2018 sonunda son bundan önce açıklanan orta vadeli programda dolar kuru 3,5. Evet. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? Bu ne periz, bu ne lanet uçusu. Benim %100'lük bir sapmam varsa en azından bu konuda emeği geçen kurmayların çıkıp bunun hesabını vermesi lazım. Bu örneği daha önce de verdim ama burada bir kez daha vereyim. Ya, düşünsene sen bir iş adamısın ve ekonomi yönetimin bir orta vadeli program açıklıyor. Sen de iyi niyetlisin ve inandın. Yani hiç dünyayı falan takip etmiyorsun, Türkiye'nin gerçeklerini de bilmiyorsun. Belki bir ihale gelir diye de inanmış gözüküyorsun vesaire. Neyse, bir yatırım yaptın, işe adam aldın, belki kapasiteni büyüttün. Ne olacak şimdi? Yani birinin bu kadar büyük sapmaların hesabını vermesi gerekmiyor mu? Bugün geldiğimiz hep firmaların konkordatolarını konuşuyoruz. İşte daha önce iflas ertelemeleri konuşuyorduk. İçlerinde kötü niyetliler de var. Bunu da kabul ediyorum. Ama reel sektörün bu kadar sıkışma noktasına gelmesinin bu büyük sapmalarla çok doğru orantılı olduğunu görmek lazım. Büyümenin 5,5'tan 2,3'e çekilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Demek ki eksi büyümeler görecek Türkiye. Evet. Ve 4 bile değil bence. 5'in 6 Türkiye için aslında küçülme demek. Tabii. Yani hatırlarsan yine bir bizim ekonomi zirvelerinden birinde TOB'un bir verisi vardı. Çok güzel bir veri o. Türkiye yılda %5 büyüyerek 850 bin üniversite mezunundan sadece 500 binle iş bulabiliyor. Bak %5 büyüyerek. Yani Türkiye'yi %5 bile kurtarmıyor. Ki normal işsizleri saymıyorum. Sadece üniversiteden mezun olanlardan bahsediyoruz. Demek ki Türkiye bir daralmaya doğru gidiyor. Bu iş resesyona varır mı? Stagflasyonlar yaşar mıyız? Onları hep birlikte göreceğiz. Fakat biraz şunu okumakta fayda var. Bak çok rakamlara boğmayacağım kimseyi ama buradan anladığım noktaları paylaşayım. Mesela 2000 temel ekonomik büyüklükler diye bir tablo vermiş. Ben şimdi şunu arkadaşlarıma da göstereyim. Bunu zaten her yerde bulabilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde de bulabilirsiniz. Yani bu kamuoyuna dağıtılan hedefleri ortaya koyan tablo. Bakın çekiyorum, okuyacağım çünkü arkadaşlar. Şimdi burada enteresan bir şey var Selçuk. 2017'yi vermişler. Zaten 2017 gerçekleşmeleri malum. 2019, 2020 ve 2021'de ikinci çeyrek gerçekleşmelerdeki öngörüler paylaşılmış. Ama 2018'de birinci çeyrek. Bizim ikinci çeyreğimiz açıklandı 2018'de. Hatta %5,2'lik büyüme geldi ya. Niye? Niye öyle bir şey yapmışlar? Çünkü orada dolar kuru daha düşük, büyüme daha yüksek. Yani daha orta vadeli programın veya yeni adıyla yeni ekonomi programının niyetinin buradan hava kaçırdığı ortaya çıkıyor. Çünkü mesela enflasyon %16 birinci çeyrekte daha, ikinci çeyrekte %20'nin üzerine çıktı. Aynen öyle. Değil mi? Yani veya 20'ye dayandı diyelim, 19.75 vesaire. Şimdi mesela TÜFE'yi vermiş burada, tüketici fiyat endeksi. %20.8 bu birinci çeyrek mi, ikinci çeyrek mi? 2018 mi diyorsun? Nerede? Yıl sonu yüzde değişmesini vermiş orada, evet. 2018. Şimdi bak. Çok karmaşık rakamlar. Çok karmaşık ama bu kadar tabloya boğmadan anlatılması gereken noktalar var. Bir kere nüfus bak. Nüfus 2017'de 80 milyonmuş. 2021'de 84 milyon olacağımızı varsayıyorlar. Biz zaten şu anda Suriyelilerle 84 milyonuz. Tabii canım, daha bile fazlayız. Hadi. Yani, hadi. Zaten daha fazlası fazlayız. Benden olsun. Hadi tamam. Yani zaten baştan bir sapma var. İş gücüne katılım falan filan onları geçiyorum. İşsizlik oranı dediğin gibi 2017 yılında da %19, 10,9. 2018'de 11,3, 12,1, 11,9, 10,8. Ama 2021'de 10,8'e ancak gevşetebiliyor. Büyümeye, ihracat ithalat arasındaki makasın nispeten görece daralmasına, cari açığın azalmasına rağmen işsizliğimiz gelişmemiş. Şimdi buradan birkaç anlam çıkar. Birincisi, gerçekten yeni üretim yapmayacağız. İkincisi ve daha tehlikelisi bence dünyanın endüstri 4.0'ı, yapay zekaları konuştuğu noktada biz geleceğe yönelik katma değerli bir ürün yaratmayacağız demektir. Tabii. Yani çünkü eğer çok önemli bir sektörden
sektöre geçiş yapsan hem katma değer elde ediyor olman hem de işsizliğin görece azalması gerekir. Doğru. Bu geçen yılla 2021 arasındaki hiçbir değişiklik yok istihdamda. Yine petrol, Brent petrol fiyatına mesela 2018'in sonunda... Dur, Brent petrole geçme. İşsizlik değişmediği gibi, bu seni destekleyecek bir şey olduğu için, istihdam oranı da değişmiyor bak. Hı-hı. İstihdam miktarı da değişmiyor. Oranı bırak, istihdam miktarı da değişmiyor. Yani yeni istihdam alanı açılmayacak. Yani mesela 28.189.000 istihdam 2017'de, 28.677.000 2018'de, 29.116.000 2019'da, 29.877.000 2020'de, 30.952.000 2021'de. Bir de bunlar, ben sana bir şey söyleyeyim, iyimser rakamlar. Tabii. Yani şimdi biz hani şeyi de ortaya koyalım, bu rakamları hazırlayanlar muhtemelen en iyimser tarafından olaya bakarak yapıyorlar. Aynen öyle. Sonuç itibariyle biz bundan işte artıyı eksiği çıkarttığımız zaman demek ki istihdam aslında 28 bin bile olmayacak belki. Yani biz 2017 rakamlarını bile görmeyeceğiz. Şimdi onu da İşkembe-i Kübra'dan atıyor diyenler olabilir. Ona bir cevap verelim. İşkembe-i Kübra olmadığını. Piyasa daralırken, reel sektör patlarken, faizler bu kadar yükselirken, firmaların birçoğu, batmayan firmaların birçoğu faaliyet dışı gelirlere yani faize yönelirken, zaten istihdam yaratılması mümkün olmayacak. Aynen öyle. Dolayısıyla istihdam yaratılmayacağı için de bu rakamlar bile bana göre iyimser. O zaman %2,3'lerdeki bir büyümen bile şişme aslında. Tabii. Kalkınma diğer taraftan buradaki işsizlik oranları da öyle 10.8 falan olmayacak 2021'de. Çünkü üretim odaklı bir politika izlemiyorsun. Yine bizim konuların arasında da var o inşaat sektörü. 4.9 trilyonu gömmüşsün oraya. Onun gibi bir tablo öyle. İşte Kanal İstanbullarla falan filan devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Ya bu tablo içerisinde Kanal İstanbul'a bile finansman bulamaz. Burada hiç tarım kelimesi duydun mu? Neredeyse hiç. Tarım yoktu ya. Neredeyse hiç. Yine bir bakarım ama daha doğrusu sadece tarımda değil. Sanayi de yoktu. Sektörlerle ilgili bir planlama olmadığı o kadar belli ki sanki iktisat fakültesinde makro bir takım rakamlar üzerinden bir sunum yapılmış gibi, burası çok önemli şimdi söyleyeceğim, 3 etti bu arada, sunum yapılmış gibi bir lansman var. Oysa herkes neyi bekliyordu? Biz çok beklemiyorduk, pek beklentimizde yoktu ama herkes neyi bekliyordu? Faiz artışından, yani o sıçramalı faiz artışından sonra orta vadeli program veya adını da değiştirdiler işte yeni ekonomik program açıklanacak. Herkes umutlanacak ve bu umut Türkiye'ye yeni bir hikaye yazdıracaktı. Buradan yeni bir hikaye çıkmaz. Devam et istersen. Şimdi çok özür diliyorum. Ham petrol yani Brent petrol fiyatı biz yayına girmeden önce 80 dolarları görmüştü. Bak bu 80 dolar 80 kritik. Dolarları görmedi. 80'i geçti. İşte 80 dolarlara diyor. Doğru gidiyor yani. Telaffuz bile etmek istemiyorum 85'leri. Çünkü bu yüksek faiz, bu dolar kuru ve 85 dolarda reel sektörün sadece iki tane faktörden kemikleri kırılırken üçüncü faktör gelecek. Ve ham madde fiyatları başta olmak üzere ulaştırmaya kadar uzanan zincirde tölere edemeyeceği bambaşka maliyetler de sırtına yıkılıyor. Niye? Onu da açıklayalım istersen bir cümle. Şimdi 80 dolar artı kur baskısı olacağı için. Tabii, yani aynen öyle. Şimdi 75 dolar zaten petrolün fiyatı iken yüksek bir fiyattı. 80 dolar olunca daha yüksek olacak. O 5 dolarlık fark senin 6,5'luk kuruna gelecek. Velev ki diyelim senin şu anki yepine uygun 5,60 diyelim biz onu. 5,60 bile olsa fark etmez. 5,60'da 80 çarpılacak. Ona göre yeni varil fiyatları ve pompa fiyatları oluşacak. Dolayısıyla da senin dediğin gibi şu bütün, kalemin maliyetine kadar. Bütün kalemlerini, maliyet kalemlerini yakından etkileyecek. Onun sağlamasında sen şuradan de pantolon alamayacağım, ben de alamayacağım sonra. Evet, onu da konuşacağız. O çok büyük bir dram. Nedense Türkiye sosyal medya hariç pek görmek istemedi o meseleyi. Açacağız biz. Burada özellikle pantolon konuşacağız. Pantolon çok önemli. Pantolon çok önemli. Çocuğunu alamadığın pantolon daha önemlidir.
Ama bunu vatandaşın gelir araştırmasında özellikle konuşacağız. O yüzden bir virgül atıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğinin şöyle bir sağlamasını yapalım. Petrol fiyatları geçtim öyle 120 dolarları falan. 90, 80, 90 dolarlardayken bizim bize maliyeti kur nedeniyle bir birimse petrol fiyatları 40 dolarlara düştüğünde yine bize maliyeti birdi. Bak meseleleri bir dolar bazında bakmak lazım, bir de bizim Türk lirası maliyetinden bakmak lazım. Biz dolar basmadığımıza göre o dolar yükseldiği anda petrol fiyatı düşse bile bize maliyeti değişmiyor. Ki keza şu an geldiğimiz pozisyonda hem dolar yükseliyor hem petrol fiyatı yükseliyor. Tabii tetikleme olarak faiz de yükseliyor. Bu üçünün bir arada olduğu bir ortamda da senin enflasyonu düşürmen mümkün değil. Bu arada biz ne kadar yep yaparsak yapalım, lobilere de teslim olmaya devam ettiğimiz sürece işin içinden çıkamayacağız. Otomotivciler girdi. İşte onu diyecektim. Ağzımdan aldım. Bir inşaatçılar, bir otomotivciler. Şimdi otomotivciler girdi araya. Vergileri aşağıya çektirdiler. Hani piyasayı daraltıyorduk biz. Hani cari açığı dengelemeye çalışıyorduk. Şimdi indirilmesini demiyorum. Bak vergilerin en çok indirilmesi gerektiğini söyleyen adamlardan biri benim, biri sensin. Ama sonuç itibariyle niye lobilerin ya da lüks tüketimcilerin vergisiyle bir oynama yapıyorsunuz ki? Ya niye mesela tarımı sübvanse etmiyorsunuz? Niye atıyorum ekmek bilişimi fiyatlarını sübvanse etmiyor? Ekmek fiyatları ya bırak bilişim ya. Bilişimi de geçtim ben artık. Karnımı doyuracağım diyor. Karnımı doyurayım yani. Mesela niye eti sübvanse etmiyorsun? Niye tarımı sübvanse etmiyorsun? Niye oradaki vergileri aşağıya çekmiyorsun da 3-5 tane otomobilcinin keyfi yerine gelsin? Niye? Çünkü 3 aydır 4 aydır sürekli olarak geriliyor ya satışlar. Aynı konut sektörü gibi. 2 tane sektörü bunlar biliyorsun. Yamyam sektör. Bunlardan bir tanesi konut sektörü, diğeri otomotiv sektörü. Fiyatları takır takır yükselttiler. Kurdan dolayı yükseltmeye devam ediyorlar. Şimdi ne diyor? Bari kardeşim diyor oradan vergiden indir de benim satışlarımı arttırayım diyor. Niye abi? Ya bak. Ya madem öyle lobilerin baskısına da ben sana bir anekdot anlatayım o zaman. Madem sohbeti açtın. Yıllar önce Zafer Çağlayan o zaman Sanayi Bakanı. İşte bir zirvenin arkasından oturduk. Biraz sohbet ediyoruz. İşte o da Ankara Sanayi Odası Başkanı'ndan geldiği için hani başka bakandan daha rahat konuşuyorsun, daha sohbet ediyorsun. Dedim ki Sayın Bakan dedim, şimdi sohbet ediyoruz madem size bir soru soracağım dedim. Türkiye'de teşvik sistemi nasıl uygulanıyor dedim. İşte bana anlattı falan filan bir sürü, tabii yani konuya da hakim. Yok dedim, ben size söyleyeyim, kimin lobisi güçlüyse o teşvik alıyor dedim. Yani? Dedim burada konuştuklarımızı yüzüne söyledim. Dedim ki Türkiye'nin bir envanteri yok, bir planlaması yok. Bir geleceğe yönelik projeksiyonu yok. Yabancı sermaye algımız bugün çok tartışmalı olan, yüzüne söyledim bizzat bunu Sayın Bakan'ın, yaşıyor. Kendisi de yapabilir. Bir EGD toplantısının arkasındandı. Marketler dedim. Yani marketleri bana yabancı sermaye diye yutturmamalısınız dedim. Yani şöyle bir soru sormuştum kendisine. Onun da hani yeriyle ilgili tartışmalar vardı. O tartışmaları ayrı tutuyorum. Ama bana dedim, Türkiye'ye Ford Otosan'dan sonra, yani bunu söyleyeceğim çünkü yabancı sermaye olarak gelmişti. Yatırım, üretim amaçlı yatırım yapan son 17-18 yılda bir tane işletme gösterseniz dedim. Gelenlere hizmet sektörü. Tabii. Ne oluyor şimdi? Marketleri satıyorlar gidiyorlar, satıyorlar gidiyorlar, satıyorlar gidiyorlar. Demek ki bunlar doğrudan yabancı sermaye sayılamaz. Kasa, raf ve masa. Ve mal, masa. O kadar. Şimdi söküyor gidiyor. Tabii. Zaten kredi kartını cebine koymuş, sana borç vermiş. Kendi parasıyla bir de rafa koyduğu malı satıyor sana. Şimdi gidiyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada yani hiçbir şey tesadüf değil. Ve bugün burada seninle konuştuğumuz şeyler aslında gelecekte yine sayın bakanların ya öyle miymiş diyeceği noktalar. Biz bu denmesin diye uğraşıyoruz. Çünkü biz sorunla gerçekten yüzleşmez, sorunumuz olduğunu kabul etmezsek çözüm bulamayacağız. Bak bunu anlatamıyoruz bir türlü. Yani ilk önce bir sorunum var diyeceksin, sorununu kabulleneceksin, ondan sonra çözüm. YEP'in bu kadar iyimser rakamlarla donatılmasının temel nedeni şu Selçuk. İyimser mi? Hayır, olabilenin en iyimseri bu bence. Olabilenin en iyimseri bile çok berbat kötü. Yani.
Bak bunun, olabilenin en iyimseri berbat durumda. Bunun gerçeğini söylediğin anda şunu itiraf etmek zorundasın. Ya biz 16 yıldır çok yanlış bir ekonomi politikası izledik. Dostum. Bunu söyleyemedikleri için de bir türlü gerçekçi bir çözümle zemin bulup tartışamıyoruz. Bak ben sana bir şey söyleyeyim şimdi. 4.9 trilyonu eski parayla ne ediyor? Ya ona baktım ben ya. Dur bir dakika. Bilmediğim bir oran yapıyor. Hı? Hemen söyleyeceğim sana. 4.9 katrilyon değil mi? Yok. Çok acayip bir şey. Pek kullanmadığımız. He? Ya ben ilk önce bu 4.9 trilyon bugüne kadar 16 yıldır inşaata aktardığımız kaynakmış şey diye düşündüm. Ya eski parayla mı söylüyorlar? Yok baktım rakamlar şey. Bakayım bir şimdi eski ne oluyor? Katrilyon eder ya. Bir... Seksilyon mu ne öyle bir şey oluyor. Öyle mi? Ha. Çok da seksi bir şeymiş. Bilmiyorum artık o kadar. Yani katrilyon var, kentrilyon var, seksilyon var. He, bayağı seksi bir durumdayız. Hayatım boyunca yani. Hiç kullanmadım. Peki, bu kadar şey, ekonomiyle yani işin dışında olan bir adam olarak bilmediğim 4.9 trilyon inşaata gömülmüş. Ve işte rakamlar da var önümüzde. %57'lerini buluyor neredeyse. Gayri safi milli hasılanın %17'sine kadar da. Yani genel sektör, yatırım yapılan sektörlerinde %57'sine çıkmış durumda aslında bu yatırıma bakıldığı zaman totalde. Göz göre göre betona, taşa, sokağa gömülmüş abi. Ve dolayısıyla biz şu anda bu rakamlar iyi mi kötü mü bunları tartışıyoruz. Biraz bu yaptığım şey yanlış ama anlaşılabilmesi açısından rakamı yuvarlayacağım. 6 trilyon olsa... 1 trilyon dolar yapar. Ha işte. Daha ne diyelim yani? Yani daha ne diyeyim yani? Bu böyle bir... 1 trilyon dolar inşaata gömülmüş. 1 trilyon dolarla... 1 trilyon dolarla biz kim bilir ne Amazon'lar, ne Apple'lar, ne Alibaba'lar, ne fabrikalar neler yapardık. Artı Selçuk şöyle bir gerçek de var bak... Hadi diyelim ki kendi paramızı harcamış olsak en fazla bir yanlış yönlendirme yapmış oluruz. Borç? Evet. Reel sektörde sektörler ortalaması yani yurt dışı borçluluk ortalaması %30'larda ortalama. İnşaat sektörü %70'lerde. Yani bizim çok kronik bir sorunumuz var. Bir de yurt dışından getirdiğimiz parayı toprağa gömmüşüz. Ve bugün bunları bir de stok olarak karşımıza çıkanları vatan millet Sakarya adı altında 0.98 faizle değeri üzerinden kamulaştırmaya kalkıyoruz tabii, neredeyse. Tabii. Kamulaştırıp yani, müteahhit zengin etmeye devam ediyoruz. Halen bir şeylerden ders almamışız. Benim canımı yakan bu. Yani ya bir ders al üstad ya. Bir ders al. Ya bir yeni bir sayfa açalım. Tamam. Kimin bu hale getirdiğini sonra tartışalım ama şu darboğazdan bir çıkalım. Ya bu arada şunu da söyleyelim. Biz yanılmak istiyoruz. Gerçekten yanılmak ben deli miyim ya? Yani bunun faturasını ben ödüyorum. Biz bu söylediklerimizde hatalı olmak istiyoruz. Ama ne yazık ki 2 senedir bu programı yapıyoruz. 2 senedir ne söylediysek çıktı. Yani biz... Daha geriye git yani. Hayır, biz, kaç senedir söylediklerimiz çıktı? O apayrı ama yani son 2 sene çok kritikti biliyorsun. Her söylediğimiz çıktı. Biz müneccim falan da değiliz. Sadece... Okuma yazma biliyoruz. Sadece okuma yazma biliyoruz. Ve etrafımızı tahlil edebiliyoruz. Ve öyle matematik dehası bakıyoruz. Falan da değiliz. Evet. Yani ikimiz de evet, yaramaz yani. Öğrenciler. Aynen yani. Öyle. Ama sonuç itibariyle her nedense hala bunlar böyle. Ya bir de bakıyorum İstanbul'un, Türkiye'nin önemli STK'ları çıkıp ya müthiş program, işte bizim kurtuluş programımız, işte biz bundan sonra tarihi yazacağız falan filan diye açıklamalar yapıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın ya. Koskoca adamlarsınız. Yani bak ben, ve sizin de çoluğunuz, çocuğunuz, Selçuk, torununuz. Hiç girme ona. Şuradan yani sağlamasını geleceğiniz yap. Var. Bu gelecek bak, size de ait ya. Babacığım, sadece bizim değil ki. Şuradan sağlamasını yap. Şimdi şu yeni ekonomik programı bütün sivil toplum örgütü yani mesleki kastediyorum. Herkes destekledi mi? İstisnalar var. Hepsi. Hepsi destekledi. Yarın. Hepsi destekler gibi yaptı. Bak, bir dakika destekledi mi desteklemedi mi? Bak buradan evet. Sağlamasını yap. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı çıksa ekranlara dese ki bu olmamış. İlk verilecek beyanatlar evet olmamış. Evet. Şimdi ama olmuyor ki. Ya bir yerde gerçeği söylemeniz lazım. Sürekli Beştepe'ye doğru konuşursanız milyonlarca insan işsiz kalacak. Birinin bu hükümete en azından dostluk yapıp gerçekten dostsanız
gerçeği söylemesi gerekiyor. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı hepsinden daha dürüst davrandı en azından. Gerçekten söylüyorum yani. Çıktı dedi ki ben faiz istemiyorum kardeşim dedi. En azından dürüst davrandı onlara göre. Yani onlardan daha dürüst davrandı. Ben sana söyleyeyim. Yani 2007'lerde. Dedi ki Amerika'ya döndü dedi ki Amerikalı iş adamlarına daha doğrusu. Ya kardeşim iş başka, aşk başka dedi. Yani siyaset başka, ticaret başka, karıştırmayın dedi. Öyle değildir. Ondan 15 gün önce iPhone'ları kırdırdı millete. Yani millet iPhone'larını kırdı. Şimdi gel şu iPhone'ları kim, nasıl, nereden ödeyecek yani? Demek ki o iPhone'lar bilmem o telefonların kullanılması gerekiyormuş şu, yani. Şimdi şey değil, markasını söylemeyeceğim. He. Herhangi bir marka olsa. Ben para verip bunu satın alsam. Evet. Bu artık Güney Kore ya da Amerikan malı mı oluyor? Hayır, Çetin'in malı oluyor. Ha işte kırdığım anda Türk malını kırmış olur. Çünkü parası Türkiye'den çıkıyor. Hayır, yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki evet kardeşim dedi, ticaret başka, siyaset başka dedi. Tekrar normal yola doğru döndürmeye çalıştı işi. Yani öyle şunu söylemeye çalıştı. Konuşuruz. Öyledir, değildir bak fark etmez. Sayın Cumhurbaşkanı bütün gerilimleri çıkartan kaynak kişi olmasına rağmen daha yani mantıklı bakarak olaylara diyor kardeşim diyor iş başka, ticaret başka, faizleri yükseltmeyin, işte kuru indirmeye çalışacağız, ona göre bir takım önlemler alacağız falan gibi böyle şeyler söylerken birileri o STK olacak kişiler, yani STK'nın anlamı nedir, sivil toplum kuruluşunun amacı nedir, bir takım hatalar yapıyorsa eğer hükümetler ya da işte yöneticiler, sadece hükümetler yapmayabilir, bürokrasi de yapabilir. İşte tek tek söylemek yerine temsil kabiliyetiyle. Evet, sen 300 bin tane belki KOBİ'yi temsil ediyorsundur mesela. Ya da sen işte 1 milyon tane işçiyi temsil ediyorsundur. Çıkarsın dersin ki ya bakın böyleyken böyle. Şimdi siz böyle diyorsunuz ama Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım ya da Hazine Bakanı şimdi bunu açıkladığı zaman ben olsaydım bir STK başkanı olarak çıkardım derdim ki özellikle iş adamlarını ve işçiyi temsil ediyorsam. Bu rakamlarla ben nasıl plan ve program yapacağım Sayın Bakanım derdim. Yani 3 senelik iyi, program yapmak ben istiyorum ben. Ben daha iyi niyetli davranayım. Bunu diyemiyor olabilirsin. Aksini söyleme. Yani ama mesela çok çok metanetli bir şekilde bunu söyleyip anlatabilirsin. Yani şunu diyebilirdin. Ben diyorum sana bakanın yüzüne söyledim ama hadi korktun söyleyemedin. Aksini iddia etme bari. Sayın Bakanım çok değerli Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak size bir soru sormak istiyorum. Efendim çok değerli efendim. Üstelik burası çok önemli. Üstelik burası çok önemli. Derdim ki siz 5.60'a göre hedef belirliyorsunuz mesela dolarda. Ben 3 yıllık hedefimi 5.60'a göre yapabilir miyim, yapacak mıyım, yapmalı mıyım? Bunun üzeri ya da bunun altındaki zararlarımı telafi edecek misiniz devlet olarak? Bu programın ayakları bu anlamda yere basıyor mu, sağlam mı? Bankalarımız güçlü diyorsunuz mesela. Bankalar bunu destekleyecek mi? Ki bugün Fitch'ten bir uyarı geldi. Yani mesela bankalar bana bu konuyla ilgili destek verecek mi? Benim zararlarımı karşılayacak mı, sübvanse edecek mi? Siz veya bankalar. Değil mi? Yani bugün mesela dolar bir 6 lira oldu, bir 6.30 oldu. Oradaki 30 piplik dalgalanma mesela bu 2 yıl içerisinde hiç olmayacak mı? Mesela biz 8'leri, 9'ları, 10'ları görecek miyiz yanlışlıkla? Görmeyecek miyiz? Görmeyeceksek ben TL'ye mi geçeyim? Yok, göreceksek ben dolara mı geçeyim? Ona göre kendimi hecme edeyim. Ne yapayım Sayın Bakanım falan diye bir soru sorardım en azından. Bak. Yani. Düşün, bugün bir iş adamısın. İş adamısın. Sabah gittin, ham madde alacaksın. 6.30'dan aldın. Sonra 6.10'a düştün. O kadar büyük bir fark ki bu. Ben sana çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Mesela stoğu olan inşaatçıların ama hani birazcık nakdi gücü olan inşaatçıların birçoğu daire satmayı durdurmuşlar biliyor musun? Dalgalanmadan mı? Dalgalanmadan dolayı da değil sadece. Demir fiyatları artıyor ya. Hem demir fiyatları artıyor hem kur fiyatları artıyor. Sattığı malı yerine koyamayacağı için. Pazardaki esnaf, pazarda dolaşıyoruz geçen gün. İki müşteriyle konuşuyor. Müşteri diyor ki 6 lira ne kadar dedi? 6 lira abla dedi. Ya 5 lira olmaz mı falan dedi. Olmaz abla dedi. Çok netti yani olmaz abla dedi. Çünkü dedi ben sana onu 6 liraya satıp dedi 7 liraya yerine koyacağım dedi. Şimdi kimse bu fiyat dalgalanmalarından dolayı artık
malını satıp satmama konusunda bile emin değil herkes. Herkes korkuyor. Tacir adam gerçekten tabii. Tacirse zaten durumu görür. Tabii yani malı sattın yerine koyma ihtimalin yok. Ya satacaksın bir daha işten güçten elini ayağını çekeceksin. Ama inşaatçılar öyle olabilir ama satayım ve kaçayım. Tabii tabii. Biz daha inşaat yapıyoruz. Birçok inşaatçı zaten. Ya geçen bir inşaatçıyla konuşuyorum şey diyor. Hala İstanbul değerini bulmuyor. Vallahi şu odunla kafasına burasım geldi. Lan neyin değeri ya? Hangi değerden bahsediyorsun kardeşim sen? O zaman sat bir trilyona satabiliyorsun. Sat bir trilyona dedim zaten. Satsana dedim o zaman. Madem değeri. 6 aydır niye dedim elinde patladı dedim stokların. El cevap, ya el işte yok. Iktı mıktı zattı zurttu. Yok. Şimdi burada bir iki noktaya daha değinelim üstad. Dış ticaret dengesinde yine 62 milyar dolarlık bir açık gözüküyor. Cari açık çok ilginç bir biçimde 24 milyar dolara geriliyor. Şimdi burada iki anlam çıkar. Sen demin atıfta bulundun ama bunu biraz açmakta fayda var. Ya bana ne cari açıktan diyecekler şimdi ama bunu söylemek lazım. Ya muhteşem bir buluş yaptın, ihracat patlaması yaptın. Yok, öyle bir rakam yok. Gelir bazında da yani sadece miktar olarak arttırman bir anlam ifade etmiyor. Aynı zamanda sattığından da para kazanıyor tabii, lazım. Tabii, aynen öyle. Ve daha az ithal ikameli bir hale gelmiş olman lazım. O zaman işsizlik %10,8 kalmaz. Ya da ticaret yine daraldığı için cari açığın azalıyor. Şimdi cari açığın 24 milyar dolara indiğinde şöyle bir örnek vereyim. 40 milyar dolar 2008'deydi bizim cari açığımız. Ondan sonra 40 milyar dolar cari açığı 2018'de gördük. Aradan 10 yıl geçti. Ben bir hesap yaptım o zamanki kurlar üzerinden. 2008 yılında 40 milyar dolarlık cari açığın Türkiye'ye maliyeti 50 küsür milyar lira. 2018 yılındaki 40 milyar dolarlık cari açığın Türkiye'ye maliyeti 154 milyar TL. Aynı mı? Değil. Değil tabii. 80'den 40'a düştü ne güzel. Şimdi 24'te kur ne olacak? Başka bir rakamı da konuşalım madem öyle diyorsun. Net ihracatın büyümeye katkısını konuşalım o zaman. Konuşalım açalım mı? Önemli. Bak mesela net ihracat nedir abi? Aldın sattın. Net elinde kalan para diyelim. Net karın artık yani personeli ödedin, onu yaptın, bunu yaptın, İthalatı falan da yaptın, ettin, falan ettin. Onu. Her şeyinden sonra kalan senin karın değil mi? 0.1 2017'de, 1.4 2018'de, 1.5 2019'da, 0.2 2020'de, 0.2 2021'de. Nasıl ya? Nasıl yani? Bana bu matematiği birisinin açıklaması lazım. Yani bunu ben anlayamıyorum. Niye 1.5'a yükseldik? Niye 0.2'ye düştük? Hem de en iyi açıklayamaz. Bak en iyi senelerimizde 0.2 0.2 2020 ile 2021. Değil mi? Artık düzenlemenin olduğu seneler diye kabul etmemiz gerekiyor bunları. Yani şimdi sen 5 yıllık bir program yapıyorsun. Bunun adını orta vadeli programda adı koysan, yeni ekonomik programda koysan aslında bunun esas adı 5 yıllık kalkınma planıdır değil mi? Yani kalkınmak için ya da gelişmek için ya da büyümek için yapılan bir şeydir. İşte bence planlama. O değil. Böyle olsa kalkınma planı dersin bu finans piyasalarına hazırlanmış bir tablo. Ya bu diyor ki dert reel sektör bu değil. Hayır bu 5 yıllık idare planı. Yani günü idare etme, günü kurtarma planı bu. 5 yıllık günü kurtarma planı. Yani 1.5'a yükselteceğim diyorsun sen 2019'da ihracatını, net ihracatını. Sonra 2020'de 0.2'ye düşecek diyorsun. Yani ne demektir bu? Ya sabit kalacak artık 2019'dan sonra oralarda tutacağım diyorsun. 2020-21'de. İyi de çok büyümedik ki sen ihracatta. Yani öyle devasa %20'lik bir atak yaptın diyelim ihracatta net ihracatından. Sonra 0.2 oldu. Onu kabul edebilirim belli bir noktada. Zaten %1.5'luk bir ihracat farkım var. Onu da 0.0.2, 0.1 sonra eksilerle devam edeceksin demek ki. Tamam mı? Bu tablo bana hiçbir şey ifade etmiyor abi. Yani bir üretim ekonomisi uygulanmayacağını gösteriyor. Aynen öyle. Zaten içinde tarım yoksa, içinde sanayi yoksa, içinde doğru düzgün bilişim yoksa, içinde reel sektör yoksa
Var işte. Bir şey beklemeyeceksin var. Yani. Mega projeler uluslararası finansmanla hayata geçirilecek. Tamam, nedir mega hangi proje? Hangi uluslararası finansman? Hangi mega proje? Ya işte bu Kanal İstanbul falan. Hangi mega proje? Kanal İstanbul mu? İşte öyle. O zaman mega proje Kanal İstanbul'sa yandık abi. Zaten o zaman sen ihracatın falan parlamasını bekleme. Artı hangi uluslararası finansmanla yapacaksın? Ya o da ayrı bir konu. Sana bir tane daha şey söyleyeyim. Bir üçgen online'a bakalım sonra ama. Burada hiç konuşulmayan bir kalem daha var. Seyahat gelirleri olarak nitelendiriliyor. Milyar dolar olarak verilmiş. Tamam mı? Yani turizmden bahsediyor. Hı. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Ben bunun yanıtını bulamadım üstad. 2017 yılında turizm gelirimiz 22,5 milyar dolar. Hı. 2018'in birinci çeyreğinde 29 milyar dolar ki zaten Türkiye'nin 25-30 milyar dolar arasında giden bir ihracatı var. Hı hı. Bana söyler misin 2 yıl içerisinde biz ne yapacağız da turizm gelirlerimiz 42 milyar dolar olacak? Dolar değil mi bu? Dolar. Yazıyor, milyar dolar diyor. Dolar. Yani 22,5'tan 42, 20 milyar doları nasıl arttırırız? Şöyle olacak diye tahmin ediyorlar bana göre. Yani ben o taraftan bakıyorum olaya şimdi. Diyor ki ya zaten bedavaya yakın otel satacağımız için. Yani adam diyor Yunanistan'a gideceğim, İspanya'ya gideceğim, Fransa'ya gideceğim ve Türkiye'ye gelir. Yani mesela şöyle düşün, adam 100 dolarıyla demek ki kuru öyle bir hesaplıyorlar ki böyle 5.6'lık falan kuru yok o zaman. Yani demek ki 12-13 liralık, belki 20 liralık, belki 30 liralık kurdan hesap leş yapıyorlar. Olacak yani. Tabii canım TL iyice dibinde. 100 dolara gelecek adam burada kalacak gidecek. Peki tamam o zaman mı? Burada bir eksiklik yok mu? O 100 dolara gelip kalacağı için tamam mı? Onun gibi diyor işte 100 bin tane, 200 bin tane, 500 bin tane, 10 milyon tane adamı buraya getirirsek işte o civarda bir rakama ulaşırız. Peki. Başka türlü bir açıklaması bak, yok ki. Yeni ekonomik program açıklıyorsun. Seyahat gelirlerim de diyorsun yani turizm gelirlerim ki bunun içerisinde seyahat istatistiklerini de katıyorlar. O öyle olmuyor. Neyse hepsini turizm geliri kabul ettim ben. 42 milyar dolar. Şimdi bu senin söylediğinden yola çıkarsak o zaman turizm giderlerini de koymam gerekmiyor mu buraya? Ama muhtemelen seyahat gelirleriyle 3. Havalimanı dünyanın en büyük havalimanını yaptılar biliyorsun. İşte seyahat gelirleri, ulaştırma gelirleri aynı şeyin içinde. Demek ki turizm gelirleri ya de. Ya öyle bile olsa bak patron ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz gerçekçi konuşalım. Ya gideri yazmıyorsun. Ya sen dünyanın en büyük 10 tane havaalanını kursan neye yarar? Tamam mı? Sen güvenilir bir ülkemizsin. Seni tercih edecek mi bakalım havaalanları, hava yolları? Yani işte belli bir noktaya kadar seni tercih edecekler de. Komşuların hava sahasına girip çıkma muhabbeti sana var. Sana bir soru sorayım. Yani sen Almanya ile kıyaslıyorsun değil mi kendini? Yani Almanya dünyanın en büyük havalimanına sahipti. Şimdi sen ondan daha büyüğünü yaptın. Diyorlar ki işte Almanya'daki müşterileri biz buraya çekeceğiz. Tamam. Bu inandırıcı mı? Ne vereceksin? Şimdi inandırıcı mı? İnandırıcı değil. Sebebini söyleyeyim sana. Şimdi Almanya olduğu için çekmiyor ki. Avrupa Birliği olduğu için. Bir. İkincisi Almanya en büyük havalimanı olduğu için de çekmiyor oraya. Almanya'nın oraya zaten bak Atatürk Havalimanı dünyadaki sayılı havalimanlarından bir tanesi. Ve kapatmaya kalkıyor. Şu anki haliyle dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesi. Tam kapasiteye yakın bir şekilde çalışıyor Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen'den sonra zaten kapasiteler dolmuyor artık eskisi gibi. Çünkü eski ticaretini yapmıyor Türkiye. Şimdi Almanya insanla ticaret için gidiyorlar. Tamam mı? Fuar başta olmak üzere ya. Fuar zaten Hanover denilen yerde bu. Tamam mı? Almanya'nın en büyük havalimanına adam ticaret için gidiyor. Ticaret için gittiği için oradaki adam Türkiye'ye niye gelsin? Ya şimdi kendini düşün. Ya dünyanın en büyük havalimanı Suriye'deymiş. Bundan sonra Almanya'ya gitmeyeyim de bir Suriye'ye gideyim mi dersin? Gerizekalı mısın sen ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya, sana bir sebep olması lazım. Gerçekçi değil. Bak şimdi senin buraya gelmen için sana bir sebep olması lazım. Eskiden olsa şunu diyebilirdin yani çok barış koşulları içerisinde olsa. Ben buradan Orta Doğu'ya ulaşacağım Türkiye'den. Suriye'ye gideceğim, İran'a gideceğim, Irak'a gideceğim, Çin'e gideceğim, Rusya'ya gideceğim. O anlamda Türkiye'yi bir gibi merkez bölge olarak kullanacağım diyen ticaret erbabı belki gelebilirdi buraya. Sadece turizm için kullanılmayacak o havaalanı yani. Ama ortalık zaten çarşı pazar olmuş. Yani bir bakıyorsun abi Suriye değil eski. İran'la Amerika böyle. Tamam mı? Çin'le böyle, Rusya'yla böyle.
Rusya ile bakıyorsun Suriye iyi geçiniyor, öbür gün böyle. Bak, Suriye ile Rusya'dan bahsediyoruz. İran'la Rusya'ya bakıyorsun çok iyi, iki gün sonra böyle olmayacaklarının bir garantisi yok. Türkiye ile diğer ülkelere bakıyorsun, her an her şey olabilir. Bu koşullar içerisinde adam zaten yatırım yapayım mı yapmayayım mı telaşındayken ya da kafa karışıklığındayken tutup da senin havaalanın çok büyük diye Türkiye'ye mi gelecek yani? Öyle olmuyor. Olmuyor tabii. Artı başka hava sahalarına girip maliyetin artması riski de var. Gibi. O da var. Almanya'ya atıfta bulundun. İki cümle onu izleyicilerimizle de paylaşmak isterim. Bunu o zaman Hannover Messe'nin Türkiye müdürü anlatmıştı bana. Çok güzel. Ya dedim yani biz bir türlü bu işi başaramadık. Siz nasıl dünyada böyle fuarcılığın merkezi olduğumuz falan. Çok ilginç bir planlama bak. 1945 savaş bitiyor. Almanya eyaletlere ayırıyor. Diyor ki her eyaletin bir sektörü olsun. İşte bir tarafı otomotiv veriyor, bir tarafı ağır sanayi veriyor vesaire vesaire. Bu fuarcılığın ağırlıklı olduğu Hannover tarafı savaşta erkek nüfustan en çok kaybedildiği yerlerden biri. Diyorlar ki buraya ne yapacağız? Diyorlar ki Almanya'da üretilenleri sergileyebileceğimiz bir fuar merkezi yapalım. Bak, Almanya'nın başarısı o ayrı. Bugün eğer dünya üretiminde söz sahibi ise, İkinci Dünya Savaşı, bak ülke perişan, planlamış. Nerede neyi üreteceğini planlamış, ham madde koşullarına göre. Bir de bunları pazarlayabileceği bir alan yapmış ki ondan sonra o sadece Almanya'da üretilenler değil, bütün dünyada üretilenlerin sergilendiği bir merkez haline gelmiş. Abi Bavyera'ya gidiyorsun otomotiv, Frankfurt'a gidiyorsun finans, Hannover'a gidiyorsun ticaret. Tamam mı? Yani fuar diye bakma sadece olaya. Yani tamamen orada bütün ticaretin döndüğü alan orası aslında. Oradaki tanıtım otelleri fuar zamanı kaça satıyorlar? En az 3 katına. Berlin'e gidiyorsun bir şekilde turizm bilmem ne sanayi falan diye geliştirmiş. Adam her yerin, ülkesinin her tarafını bir şekilde geliştirmiş. Şimdi Türkiye'ye gidiyorsun, Diyarbakır ayrı mesele, Konya ayrı mesele. Ha olmaz mı? Olur. Bak olur. Ama gelişi güzel olmaz. Ama sen o kafada mısın? Önemli olan o. Yani sen 4.9 trilyon liranı, dolar mı lira mıydı? Liraydı değil mi? Trilyon 4.9 trilyon liranı liradır bu süreçte bakarım tamam mı? Şimdi. Lira dolar artık o da tın yani de gömmüşsün betona. Bugün bağıra bağıra işte yok yeni program, orta program, kenar program deyip. Peki biraz üçgen online bakalım. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var, onu bir ara açalım. Onlar değil biz gerizekalıyız biz diye Ömür Oğuz yazmış. Bakalım arkadaşlar, hayrola oğul kardeş nerede, ne oldu, neden yok? Yolda kaldı muhtemelen, gelir şimdi. Ömer Alpay. Birol Kumaş, sizi iyi ve dikkat ve sevgi saygıyla izliyoruz. Teşekkürler demiş aynı şekilde. Yine Birol Kumaş, SGK ile ilgili kısıtlamalar var. Bunun açılımını yapar mısınız Birol Kumaş? Bu arada SGK deyince aklıma bir şey geldi. Çaktırmadan emeklilerin maaşından kesintiler oluyor. Tabii. 75 lira, 100 lira işte yok İki ilaç. Aynı alamıyorlar. Yok ilaç, yok o, yok bu falan diye daha önce yapılmayan kesintiler yapılıyormuş. Ben de bizim valideden öğreniyorum. Valide de emekli olduğu için o dikkat ediyor öyle şeylere. Enteresan mesela 75 lira gezdim ilaç için herhalde falan diye düşünüyorum dedi, ama daha önce yapılmıyordu böyle bir kesinti dedi. Dedim ben çünkü normal dedim ya, kesinti tabi oluyor çünkü ben daha önce de yapılıyor diye düşünüyordum, yapılmıyormuş. Ya bu katkı payları var ya ve aile hekimi üzerinden alma zorunluluğu, bir takım mantıklı yanları var ama biz o zaman bir hesap yapmıştık üstad. Şimdi adını vermeyeceğim, ağrı kesici, herkes tarafından bilinen ağrı kesici. Eczaneden gidip paranla aldığında 3 liraya, sağlık sisteminden aldığında 9 liraya malum. O zaman direkt eczaneden alıyoruz. Erhan Erer, sizler okumuş adamlarsınız, ülkeyi batıracaksınız demiş. Bu ülkeyi ilkokul mezunlar, hatta hiç okumamışlar kurtaracak. Olabilir, bakın buna hiç itirazımız yok. İnşallah diyelim. Ahmet Yılmaz, arkadaşlar o rezidansların klozet, beyaz eşyaları, kapı kolları, elektrik anahtarları hepsi ithal. Evet. Betonu ve arsası yerli. Nitekim dış güçlerin fabrikalarını çalıştırmak zorundayız. Bakalım. Beşir Elmas, TRT'den ihraç oldum. ODTÜ mezunuyum. İnşaat sektöründe olmasa açlıktan ölürdüm. Not, ameli olarak çalışıyorum. Malzemeye gelen zam yemeğe gelmedi demiş.
Haklı. ODTÜ mezun. Evet abi. Ve ameli olarak çalışıyorum diyor. Ömer Alpay benimle iddialaşmış, benimle değil. Benimle iddialaşmayacaksınız. Sevgili Selçuk lütfen not eder misin? Dolar en geç 15 gün sonra 7.05 olunca beni arar mısın demiş. O spekülasyon olur yani. Evet. Artış trendinde olacağını biliyoruz. Tahsin Şişman iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Muzaffer Aslan otomobil fiyatları %100 seviyesinde artmış. Bu vergi indiriminin bu piyasaya bence bir katkısı olmaz. Orta düşük gelir seviyesindekilere otomobil alabilme imkanı da sağlamaz. Ancak bütçeye daha az vergi tahsilatı girmese neden olacaktır demiş. Doğru. Timuçin Geçer abim. Selamlar saygı, buradan. Saygı, hürmetler. Demiş dolar düştü, ekonomi iyi, banka hisseleri ralli yapıyor. Ne konuşuyorsunuz diye Timuçin. Fabrikaya üretime gerek yok. Bul papazı, kap parayı, papazı ne yapacağımızı da ondan duyacak değiliz demiş. Papaz kimde var? Papaz bu arada biliyorsun papazla ilgili tevatürler var. Ha, bugün tevatür Amerika, falan değil. Amerika Dışişleri Bakanı çıktı diyor. tevatür falan değil. Yok bana dikişi ya. De yalanlamadı. Yani belki biz yayına girdikten sonra bir yalanlama gelmiş Dışişleri olabilir ama. Dışişleri Bakanı dedi ki alacağız dedi bir ay sonra dedi. Serbest bırakacaklar dedi. Vay be. Ama ben size bir şey ne yapacağız abi? Besleyeceğiz mi adamı? Ya, papazı gönderelim gitsin zaten. Yani ayrıca yani biz Müslüman büyükeyiz. Ya papazın ne işi var bizim abi? Gitsin kesin de. Abi burada Hristiyan vatandaşlarımız da var. İkisini karıştırmayalım. Yok yok yok. Hristiyan vatandaşlarımız var da Hristiyan yani çoğunluk Müslüman. Yani ihtiyaç yok gönderiyoruz onu o anlamda. Onları rencide etmeyin. Yok. Abi onları rencide etmiyoruz da bizi rencide edenlere lafımız bizim zaten. Yok yok ben şey kastını anladım Abdurrahman da. Abdurrahman Yılmaz, Selçuk Bey atıp YouTube ada denetim geliyor. Ha bir dakika YouTube ada denetim geliyor demiş. Çünkü YouTube televizyonları herhalde çaldı ya. MİT'ten bugün öyle haberler duyduk. Nerede özgür haber alma hakkı diye sormuşlar. Selam iyi yayınlar demiş. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Kim YouTube'un demiş? İçeriğiyle ilgili olsun. Çok büyük bir sıkıntı çıkmayacaktır ama. Arkadaşlar YouTube videolarınız, bu bizim için söylemiyorum, Twitter veya yani sosyal medyada ya bazı hakları kaybediyoruz. Yani bazı haklar da göz göre göre kaybolur. O kadar da küfürleşir yani. Ya bence hiçbir şekilde istediği kadar küfürleşsin insanlar. Bak şimdi buna YouTube karar veriyor zaten. Tamam mı? YouTube dünya çapında bir sosyal mecra. Hayır, ama bahane hazırlıyorsun ya, sen. Ya istediğin kadar hazırla. Abi bak şimdi abi. YouTube bir yayıncı mecra tamam mı? Bir sosyal mecra. Tamam mı? İşte dünyanın en büyük televizyonları dahi tamam mı? YouTube'a yüklenen video kadar yükleme yapmıyorlar. Ama bak bir tamam dakika. Mı? Niye küfür ediyorsun abi? Zekan yetmiyor mu bir şey? Yok hepsini ya. Kabul ediyorum da bak bu yanlış tamam mı? Küfür ediliyorsa zaten ya da bir şeyler varsa YouTube onunla ilgili bir takım müdahalelerini yapıyor. Tamam ortalamamız mı? 500 kelimeye düşmüştü. Ha. Şimdi küfürler sayesinde 100 kelimeyle herkes birbirine devam ediyor. Halinde. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sosyal medya YouTube'u kapattık ya da YouTube'u takibe aldık. Facebook'u takibe aldık. Twitter'ı takibe aldık. Abi? Yani insanlara hiçbir alan bırakmadın. Tamam mı? Bak hiçbir alan bırakmadın. İnsanlara konuşacak, kendini ifade edecek, küfür edecek. Tamam mı? Rahatlayacak hiçbir alan bırakmadın. Ne olacak abi? Yani bu bir yerden abi, fışkırır tamam mı? Yine de iki yanlış bir doğru etmiyor. Merhaba, sağanak yağmur gelecek, çatıyı sağlam tutalım diyen Mehmet Şimşek'te. Ekonomi kötüye gidiyor, daha da kötüleşmeden genel seçimi erken yapalım diyen Devlet Bahçeli ileri görüşlüymüş ki bu ekonomik krizi aylar öncesinden görmüşler. Tabii, tabii. Zaten herkes görmüştü. Erken şey yerel seçimleri de erken almaya çalıştılar ama olmadı. Ebu Bekir Eroğlu, üretim ekonomisi Cumhuriyet'in ilk döneminde anlayış israf ekonomisinin son bulması gerekir. Yoksa ülke belini doğrultamaz. Ülke iyi yönetilmiyor, güneş balçıkla sıvanmaz demiş. Yakup Çelik, uçak hibe de masrafı ne olacak diyor. Sonuçta suyla çalışmıyor bu. Burası çok önemli demiş. Burası çok önemli, 5 etti. Evet. Yep'te tarım ve hayvancılık hiç yok. Erhan Erer. Gerek doğru. Yok zaten yani ithal ediyoruz her şeyi. Herhalde böyle mutluyuz. Öyle gözüküyor. Tarım Bakanı çıkmış gübrede %15 indirim yapacaklarını söyledi. Ali Göz yazmış. Bak çok güzel ya. Yani bu vatandaş aptal değil diyoruz ya. Yani kimse daha doğrusu kimse aptal değil diyoruz ya. Haklıyız.
işte açıklaması. Tarım Bakanı çıkmış gübreye %15 indirim yapacaklarını söyledi. 75 liralık gübre 180 lira oldu. %15 indirim. Neyin indirimi diyor? Ya bak bir tane örnek vereyim sana. Yerli üretim diye bir logo yapıldı biliyorsun. Hı. Logo bir gayrimenkul firmasının logosunun çakması. Onun elini alıp yanına yerli üretim yazmışlar. Ne güzel. Çok şükür ki altından onun markasını çıkartmışlar. Ha, en azından değil en mi? En azından yani. Algı yaratıyorlar yani ama. Orada bile kafa gayrimenkulde kalıyor. Altan Seçkin, ASO Başkanı işçi maaşları işsizlik fonundan ödensin demiş. İşsizlik fonu kesintilerden oluşuyor. Kendi maaşını kendi ödeyen bir kesim. Bakalım. RSM. Bak bir dakika, o işsizlik maaşlarını geçme. Bugün ilk 8 ayda rekor bir dağıtım yapıldığı söylendi. 2.9 milyar lira verilmiş işsizlik fonundan işsizlere. Fonda biriken para Birleşik Metal İş'in araştırma grubunun raporlarına göre 124 milyar lirayı aşmış. Hmm. 124 milyar liranı sadece 2.9 milyar lirasını dağıtıyorsun. Yani işsize tabii orada şimdi daha fazla dağıtırsan daha çok işsiz olduğu ortaya çıkar. Bir kere işsize parasını dağıtmıyorsun. Bugün Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Özdebir bir açıklama yaptı. Bu arada %48'i de yine o aynı rapordan yola çıkıyorum. İşverenin teşviğinde kullanılmış. İşsizlik fonunun. Bugüne kadar da %27'si sadece çalışana işsize dağıtılmış. Diğer %28'i falan da mevcut çalışanların eğitimiyle ilgili harcamış. Bak. Diyor ki Sayın Özdebir, biz diyor işçi çıkartmayalım diyor. 6 ay boyunca diyor bize destek verirsin diyor. İşsizlik sigortası fonundan ödensin bu maaşlar diyor. Çalışanlarımıza. Bence güzel öneri ama ben bir ek yapmak isterim bu öneriye müsaade edersen. Tabii para hala oradaysa. Tabii. Orada. Ya bence zaten o işçi çıkartacak kesim malı götüreceği kadar götürdü. Batıyorum diyenler de artık yapacak bir şeyimiz yok. Batacaklar yani. Bence işsizlik fonunda biriken o 124 milyarla devlet bütün işçi kesiminin, çalışan kesiminin kredi kartı borcunu, banka borcunu, vergi borcunu ödesin, silinsin, o insanları bir rahatlatsın, değil mi? Yani sayın kameraman arkadaşlar, ister misiniz? Ha? Kredi borçlarınızı kapatsa devletiniz. Tabii değil mi? Ya, sizin işsiz kalsa ödeyi alamıyor. Yok abi, şimdi işçinin maaşı değil mi bu? İşçinin maaşından kesilmedi mi bu para? Çalışırken biriktiriyorsun. Ya kardeşim, benim tepemi attırma. İşsizken alamıyorsun. Benim, bak şimdi benim asfalyeyi attırırım. Yemin ediyorum sinirleniyorum ya. İşveren mi veriyor parayı? Tükürüklerimi, salyalarımı akıtıyorum şu anda resmen yani. İşveren mi verdi? İşçinin parasından kesildi lan onlar. İşçinin parası, işçinin alın terinden kesildi. Ama herkesin gözü onda. Bak ben sana öneri yapıyorum şimdi. Sayın çok değerli Haziru'nun ve sayın yüksek bizi yöneten sayın cumhurbaşkanlarımıza, bakanlarımıza, başkanımıza, bakanlarımıza, bizi yönetenlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burası önemli. Diyorum ki o işsizlik fonunda biriken parayla hane halkını borçlandırdınız bugüne kadar. Hepsinin bütün borçlarını ödeyin. 600 milyar lira oğlum. Bütün herkesin parasını... Tiketici borcu 600 milyar lira. Tamam abi. O bile kaldırmıyor. Fark etmez canım. Yani en azından bir kısmı, önemli bir kısmını ödesinler. İnsanları bir nefes aldırsınlar madem öyle. Bankalara da desinler ki bak bu kadarını ben ödüyorum devlet olarak. Geri kalanını da sen yıllardır bana görev zararı yazıyorsun ya. Onu da sana yansıtıyorum. O kısmını da senden kesip kapatıyorum. Çünkü sen yıllardır görev zararı deyip bana vergi ödemiyorsun. Öbür taraftan dönerim o bir takım sanayicilere derim ki yıllardır sen de bir yön üç kağıtla bana vergi ödemedin kardeşim. Şu kadarını da senden kesiyorum madem. Tamam mı? Bak ben onlara daha iyi bir öneri sunuyorum şu anda. Bu kadar 10 tane işvereni kurtarana kadar 100 milyon tane, 80 milyon tane çalışanı, işçiyi kurtarırım ben. Daha güzelini söyleyeyim. Bak bunu atıfta bulundum. Ne güzel işte. Bak, o zaman, güzel bir şey söylüyorum. Bence öneri. Bunu düşünmüşler. Mesela inşaat sektörünü kurtaracağımıza aynen. Şöyle bir önerim var onlarla da ilgili. İnşaat sektörünün bazı önde gelenleri çıkıp ben 150 milyarlık yatakta yatıyorum.
bak burası benim otomobil garajım, 200 tane aracım var, her yıl bir Bentley alıyorum bunun üstlerine demiyor muydu abi? Bir sünnet yapıyor. Böyle gösterişler falan yapmıyorlar mıydı? Mesela işte bir öneri daha, hepsinin malına mülküne el konulsun artık. Satılsın abi, garibanın borcu ödensin. Ne güzel değil mi? Bak ne güzel olur. Büyük bir kesim rahatlar. Yani sen diyorsun ki işveren olarak sen işsizin işsiz sigorta fonuna göz koyuyorsan o zaman ben de tersten bu önerilerle geliyorum. Canım ben göz koymuyorum. Ben daha sosyal bir şey söylüyorum bak. Sen 10 tane işvereni kurtarmaktan bahsediyorsun. Bak tehdide bak. Ben diyor işçi çıkartmayayım diye bana diyor işçinin parasını ver diyor. 6 ay boyunca. Tamam 6 ay boyunca. İşçiye ait olan parayı bana ver ben işçi çıkartmayayım diyor. Hayır bana ver değil mi? İşçiye ver. Sen dolaylı olarak bana ver. Sen işçine parayı amuduyla kazanırken, malı götürürken, tamam mı? Dünyanın her yerini gezerken, tozarken, çok affedersin karılarla kızlarla fotoğraf çekip, onları utanmadan 60 yaşında adamsın, 15 yaşında kızla çıkıp, onların fotoğraflarını oraya buraya magazin programlarına dağıtırken, bana mı sordun? İşçi diye dedi mi sana? Senin kârından birazını da bana ver dedi mi? Terbiyesiz adam dedi peki, mi? O zaman ben sana bunun yanıtını vereyim. Yeni ekonomik program bunun yanıtını veriyor. Sonra araya gideceğim. Yeni ekonomik programa göre gelirlerin %20 arttırılması planlanıyor. Nereden biliyor musun? Nereden? Dolaylı vergilerden. Hadi hayırlısı. Kısa bir ara üçgen devam edecek. Üçgende Türkiye'nin gündemini sizler için konuşmaya devam ediyoruz. Oğlak Tuna geldi. Oğlak Tuna, Selçuk Geçer hep birlikte sizler için konuşmaya devam ediyoruz. Biz yeni ekonomik programı bir değerlendirdik. Bir değerlendirme alayım senden, evet. Öyle diğer konulara geçelim. Şimdi geçen hafta burada konuştuğumuzda yeni ekonomik plan nasıl olur diye sormuştun. Ben de daha fare doğurur demiştim. Geçmiş programa YouTube'dan bakabilirler. Ve 3 aşağı 5 yukarı daha fare doğurdu. Bunu yani bütün takip edenler gördü. Ortada net, reel bir sunum yok. Hep tahminler üstüne kurulu. Özellikle dövizin ne olacağıyla ilgili hiçbir tahmin yok. Hiçbir hesap ama yok. Ama Türkiye ortalamasını, yani büyüklüğünü bölersen 5.60'a geliyor 2021'de. Evet. Yani bırak 2021'de 5.60 olmayı, şimdi 5.60 olacak mı desen tartışılır yani. Öyle kolay bir şey değil o. Ben bir değişiklik görmedim. Sadece bir paketleme, ambalajlama, bir pazarlama söz konusu ama ciddi anlamda iş adamlarını rahatlatıcı, ihracatçının önünü açıcı, Türkiye'nin cari açığını direkt etki edecek hamleler falan görmedik. Hep böyle güzel söylemler var ama içi doldurulması gereken, hep ruh kazandırılması gereken bazı laflar. Ama icraat anlamında direkt ekonomiyi etkileyecek, toplumu direkt etkileyecek net nokta atışları göremedik. Önemli bir şey gördün mü? Yani Sayın Bakan 15 kere burası çok önemli dedi de. Yok. Ben açıkçası benim perspektifimden hani sıradan bir ekonomiyle ilgilenen hobi olarak birine sorsaydın ekonomik plan OVP ne olacak diye. Yani sıradan sadece ekonomi gazetelerde, ekonomi sayfalarını okuyan biri de bunu 3 aşağı 5 yukarı bir kağıda yazar sana verirdi. Yani enflasyon şu olacak, ondan sonra büyüme hızımız şu olacak. Bence o daha gerçekçi olurdu. Yani belki onunki ama daha da ama tabii hangi gazeteyi okuduğuna bağlı. Yani o da var tabii yani şeyi okuyorsa tabii farklı. Yani şunu demek istiyorum. Biz ayağımızı yerden kesecek kadar etkili bomba gibi bir OVP bekliyorduk. Yani piyasalar en azından öyle konuşuyordu. Bütün ekonomik kanalları ne diyordu? İşte öyle bir OVP gelecek ki belki Türkiye'nin yeni hikayesi olacak. Yeni hikayesi olacak. Dövizi çok ciddi aşağı çekecek. 5.50 bantları konuşuldu. Şu oldu, bu oldu falan. Ondan sonra işte nur topu gibi bir yep diye bir şey çıkardılar. Yani ben şu anda ne hükümette ne bakanlarda bu ekonomik krizle, ben buna ekonomik kriz diyorum. Onlar kriz yok diyorlar tabii. Ama kriz yok diyerek krizin psikolojik algı kısmını ekarte etmeyi düşündükleri için öyle söylüyorlar. Onun da farkındayım. Ama ne yazık ki bu var olan şey neyse onun altında ezilen ve konkordata ilan eden firmalar var.
borçlarını ödeyemeyip yapılandırmaya çalışan, hala doğru düzgün bir yapılandırma yapamamış firmalar var. Bu arada borç ödememek için bunu yapanlar da var. Borç ödememek için bunu kullananlar var. Sendikasyonlarını geri ödemede sıkıntı yaşayacak bankalar var. İlk önlem olarak insanları işten çıkarmak için şimdiden insan kaynaklarına talimat verip parti parti planlama yapan şirketler var. Bütün bunları masaya yatırdığın zaman kriz yok diyorsan, benim de sana diyecek bir şeyim yok kardeşim yani. Peki, kriz miriz yok dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün yaşananları bir manipülasyon olarak nitelendirdi. Sen ne diyorsun? İnşallah öyledir diyorum ben. Yani bak ben şunu anlayabilirim, tamam mı? Yani ülkeyi yönetenler ülkeyi ve insanlarını, toplumu sakinleştirmek için bir takım açıklamalar yapabilirler. Bir yere kadar evet. Bunu kabul edebilirim. Yani kriz yok, manipülasyon var. İyi, tamam. Kriz yok, manipülasyon varsa o zaman manipülatörleri engellemek ve bu manipülasyonlara çare bulmak da yöneticilerin işidir. Devleti yönetenler bu konuyla ilgili acil önlem almak zorundadır. Dakika, engellemek değil. Manipülatörleri ortaya çıkarmak durumundasın. Tabii durumdasın. Ortaya çünkü manipülasyon çıkar, suçtur. Suçtur. Bu manipülatörler ortaya çıkartılır. Bu suçlular gerekli cezalara çarptırılır. Ve bana göre esas manipülatörler Türkiye'de yani halkın gözünün içine baka baka yani böyle insanlar bir pantolon için intihar ederken böyle hala şaşa içinde yaşayan iş adamlarıdır. Bazı iş adamları. Bence şurada bir kavram bazı iş adamlarıdır tabii. Yani çünkü onlar birçoğu da gerçekten hayat mücadelesi onlar veriyor. Manipülasyon yapıyor demek ki. O manipülatörleri çıkıp bir şekilde kontrol altına alıp onların gerekiyorsa sermayelerine el koyup insanları rahatlatması gerekir devletin. Eğer bu bir manipülasyonsa. Şimdi, yok bir krizse de krize uygun çareler araması gerekir. Adını koyalım. Şimdi bizde genellikle şu problem var. Yabancı kelimeleri Türkçeleştirip kullanırken çok hata yapıyoruz. Hı hı. Manipülasyon kelimesi İngilizceden geliyor. Ve spekülasyon. Biz bu ikisini yanlış kullanıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. Yani manipülasyon dedikleri şey aslında spekülasyon demek istiyorlar. Fakat onu yanlış kullanıyorlar. Bir dakika. Hı. Ben bu hafta başında bir yerde konuktum. Evet. Orada bunu söyledim. Dedim ki bu bir sürçülisansa. Evet. Yani aslında ben spekülasyonu kastetmiştim. Manipülasyon dedim. Dediğinizse evet. Bunu açıklamanız gerekir. Hı hı. Yok manipülasyonda ısrarlıysanız bunun sorumlularını ortaya çıkarmanız gerekir. Şimdi bak manipülasyon ne demek biliyor musun? Sen biliyorsun da ben izleyiciler için söylüyorum. Manipüle etmek demek içeriden haber alıp bir karar açıklanmadan önce pozisyon almak. Sürece dahil olmak. Ha. Şimdi diyelim Merkez Bankası faiz arttırımına gidecek. Ben içeriden bunu öğreniyorum. Merkez Bankası faiz arttırımı yapmadan evvel gidiyorum. Dolar satıyorum. Açıklama yapıldıktan sonra dolar düşüyor. Tekrar satın alıyorum. Manipüle etmiş oluyorum piyasayı. Var mıdır böyle insanlar? Şimdi bu manipülasyon. Manipülasyon yapılıyor diyorsa o zaman senin iç işleyişinde birileri senden evvel haber alıyor ve pozisyon alıyor demektir. Bu kötü. Spekülasyon bir şeyin kötü gideceğini düşünerek, gelecek haberleri tahmin ederek pozisyon almak. Ya da iyi gideceğini ya da iyi. Ama bunların ikisinin arasında çok büyük bir fark pozisyon var. Pozisyon almaktır spekülasyon ve spekülasyon yasal bir şeydir zaten. Tabii ki yani. Yani herkes de, yasal demeyeyim mi? Herkes de. Yoksa ikisinde de etik sıkıntı var. Yok yani herkes yani şimdi şöyle düşün abi. Sen bir hisse senedin yükseleceğini düşünüyorsun. Onunla ilgili pozisyon alıyorsan artık sen de bir spekülatörsün. Yani tabii. Bunun çok büyük boyutta olması, çok küçük de boyutta evet. Olmasının çok fazla bir önemi yok. Manipülasyonun başka bir örneği daha var aslında. Oğul orayı kısa tuttu. Biraz açalım onu. Ya da olması için piyasayı müdahalelerle değiştirmektir aynı zamanda. Sadece insider trading değil. Yani sadece içeriden bilgi almak değildir manipülasyon. Sürece müdahil olup sürece bir şekilde yönetmek. Müdahale ederek yönlendirmek de bir manipülasyondur. Yani olur şu, ama arkasından destekleyen bir şey gerekiyor. Tabii canım. Yani bir haber ya da bir beklenti olması lazım. Aynen. Haberlerle, olaylarla tabii. Ya da parayla, tamam mı? Yani yüksek paralarla o piyasayı o tarafa doğru yönlendirmek, çevirmek de manipülatif bir harekettir. Ama bunlar tespit edilebilecek şeylerdir. Şimdi hayır. İnşaat sektörünün yıllardır Türkiye'de yaptığı şey manipülasyon değil mi? Yani inşaat sektörünün ya kardeşim bak
bizi batırırsanız Türkiye batar ha, ona göre deyip aba altından sopa göstermesi de bir manipülasyondur aslında. Onunki şantaj. Senin Özdemir'in yaptığı hayır, da o da bir manipülasyondur. Ona bakarsan 6 ay çünkü piyasayı yönlendiriyorsun işsiz ona göre. Ya doğru şey, fiyatları yönlendirmeye çalışıyorlar. Üstad ama işçi çıkartmayayım 6 ay işsizlik fonundan ödensin demek de manipülasyon o zaman. Tabii. Ya şöyle düşün. Sen 0.98'i vatandaş olarak bilmiyorsun. Tamam mı? Faiz oranını, konuttaki faiz oranını. Ama bir takım İnşaat sektörünün babaları o 0.98'i almak için lobi faaliyetleri yürütüp ona göre piyasayı manipüle ediyorlar. O tarafa doğru çeviriyorlar. O bir manipülasyondur aslına bakarsan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada dediği çok doğru. Bir takım kavram kargaşaları oluyor. Şimdi bilimsel olarak manipülasyon o bu bilmem ne yani kriz midir değil midir? Ben şuna bakarım arkadaş. Bak ben ciddi anlamda söylüyorum bunu. Bu haberi okurken ağlamak istedim. Çünkü ben de aynı pozisyona düşebilirdim, sen de aynı pozisyona düşebilirdin, oğul da aynı pozisyona düşebilirdi. Hikayeyi çok kısa anlatalım, bunu biraz anlatalım, konuşalım. Pantolonu çünkü bu konuşalım bir biraz. Örnek ama bunun gibi binlerce örnek var. Oğul da bu konuyu yorumlasın. Bir adam, bir tornacı, bir çalışan, yaşında. Bir motor kazası yapıyor, kolu yaralanıyor. Her gün gidiyor koluna bakıyor aynadan. Eşinin ifadelerini anlatıyor. Bak dramatize etmiyorum. Ve diyor ki ah keşke kolum böyle olmasaydı da çalışabilseydim diyor bu adam. Sonra eşiyle birlikte birisi lise 1'de okuyormuş, birisi lise 3'te okuyormuş çocuklarının. Çocuğuna pantolon almaya gidiyorlar, kıyafet almaya gidiyorlar. Okul kıyafeti. Okul kıyafeti almaya gidiyorlar. Okul kıyafeti almaya gittikleri zaman ancak üstünü almaya paraları yetiyor oğlu. Sadece tişörtünü ve üstündeki diğer kıyafetleri almaya paraları yetiyor. Pantolonu alamıyorlar. Bu arada çalışırken başımızı sokacak bir yerimiz olsun diye ev alıyorlar. Ev alıyorlar, taksit, onun taksidine giriyorlar. Niye? Gazlıyorlar çünkü herkesi. Konut al, konut al diye. Neyse, sonra pantolonu alamadıkları için çocuğu okula sokmuyorlar. O da ayrı bir... Ya okulun kuralıdır. Hayır, kabul ama yani edilebilir. Daha üsluplu söylenebilecek ya, bir şey. Kabul edilebilir. Belki de çok üsluplu söylediler. Ha, tabii, ya çocuk okula. Belki de gitti okula. Abartma, müdür dedi ki ya çocuğum işte pantolonunu giymen gerekiyor dedi. Anlaşılabilir bir şey. Okulun kuralları dahilinde söylenmiş bir şey. Geliyor bu çocuk eve. Baba annesine söylüyor. Babasına da söylemiyor. Beni okula almıyorlar diyor. Pantolonum olmadığı için. Olay babaya yansıyor. Baba... Belki gidiyor abi kendi pantolonunu satıyor bilmiyoruz. Çünkü adamın parası olmadığı için bir şekilde para... Tamam oğlum hemen gidelim alalım diyor. Çocuğunu alıyor gidiyor pantolon alıyorlar. Adam sabah 6'da banyoda karısı tarafından bak drama bak ve dramın ötesinde yaşanan büyük yani nasıl söyleyeyim ya psikolojik olarak yaşanan duruma bak. Son sözlerini söyleyeyim. Adamı banyoda... Kendini asmış halde buluyorlar. Pantolon alamadığı için. Bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum? Bir kere şimdi, kimseye bunu tavsiye bir tarafta, etmiyoruz, bunu söyleyeyim. Bir tarafta bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek var belki. Tamam mı kardeşim? Çocuğuna pantolon alamadığı için, hırka alamadığı için, ekmek alamadığı için, okula gönderemediği için, hayat düzeni bozulduğu için kendini asan, vuran, intihar eden, intihar girişiminde bulunan insanlar var bir tarafta. Bir tarafta da, öbür tarafta da 150 milyarlık yatağıyla hava atan, 200-300 tane araba garajıyla hava atan, benim evimin önünde başka ev olamaz falan filan deyip artistlik yapan falan filan böyle iş adamları var. Ve bunlar hala düstursuzca çıkıp işsizlik fonundan para verin de bak ben işçi atmayayım diyebiliyorlar. Demiyorlar ki ya bizim işçimiz bilmem nemiz zaten 1,5 milyarla zor geçiyor, ayakta duramıyor. Bu adam çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ediyor diyeceklerine, onlara buradan bir şey yapalım diyeceklerine hala kendi menfaatleri bak, kendi kurtarmak değil, kendi menfaatlerine göre hareket edenler var. Ya kardeşim. Ben bu OVP'de ne görmek isterdim biliyor musun? Her şey bir tarafa. Benim bakanımdan benim beklentim neydi biliyor musun? Vatandaşın borçları ne olacak? Hayır, hiç o da değildi. Kardeşim biz bu gelir dağılımını ne yapacağız ya? Biz bu dolar yüzünden fakirleşen halkımıza ne yapacağız? Onları nasıl ayağa kaldıracağız?
onların intihar etmesini nasıl engelleyeceğiz demelerini beklerdim. Bir cümle isterdim bununla ilgili. Bu ortaya çıkan bilmediğimiz ne dramlar yaşanıyor. Ben sana 3-4 sene önce de bir olay yaşandı. Bir Ramazan günü evin babası eve geliyor. Hanımına diyor ki, hanım diyor iftarda ne var? Hiçbir şey yok diyor. O da benzer bir şeyle hayatını sonlandırıyor. Tekrar bunun altını çizeyim. Kimse bunu yapmasın. Yani hayatta hiçbir şey insanın annesinden, babasından, çocuğundan daha kıymetli değil. Bunu yapmayın ama toplumu da bu noktaya sürükleyenlerin en azından ya ne yapabiliriz demesi gerekiyor. Sosyal medya dışında bu mesele neredeyse hiç gündeme alınmadı. Hiç tartışılmadı. Biraz açalım mı? Bununla ilgili yorumunu alayım. Genel fotoğraf ne? Onu da paylaşacağım. Yani durum çok dramatik. İnsan üzülüyor. Hele vatansever bir insansanız sizi daha da çok inciten bir görüntü. Ama benim daha çok üzüldüğüm şey, içinde bulunup gözlemlediğim için söylüyorum, hiçbir politikacının da umurunda değil. Ne yazık ki. Sorumlu olması gereken adamlar sorumsuz, hiçbir şekilde umursamıyor ve kendi ikballerini ve menfaatlerini düşünüyorlar. Ben bunu sadece iktidar için söylemiyorum, muhalefet için de söylüyorum. Hiçbiri o intihar etmeye düşünen, intihar eden insanı nasıl kurtarabilirim diye aklının köşesinden bile geçirmiyor. Dertlenmiyor. Dertlenmiyor, umurunda bile değil. Ben milletvekili olarak ne koparabilirim? Bakan nasıl olabilirim? Bir ihaleden ben nasıl komisyon alabilirim? Akılları, fikirleri yollarını bulmakta. Şu gariban Türk halkına ben nasıl destek olurum? Bu görevimle onlara nasıl hizmet ederim de onları bu zor durumdan kurtarırım diye kalbi titreyen siyasetçi ne yazık ki bu ülkede yok. Biz bunu yüzleşmek zorundayız bu gerçekle. Ya varsa küçük bir azınlık onları tezih tabii ki vardır ederiz. Elin parmağını genel geçmeyecek kadar. Ben size %100 hiçbir şey dünyada yok. Ama ekseriyetinin nasıl hareket ettiğini, nasıl düşündüğünü burada size söylüyorum. Ve bizim zaten bu ahlaksız düzeni ilk önce değiştirmemiz lazım. Bu ahlaksız düzen değişmeden, bu kafalar değişmeden o insanlara bu ülkenin yardım etme şansı yok. Ve bu ülkede sadece ve sadece ne yazık ki siyasi görevlerde olan insanlar yardımcı olabilir. Çünkü bütün iktidar ve devlet gücü onların elinde. Onların elinde yetki var, kadro var, bütçe var ve o bütçe bütün toplum tarafından ödenmiş vergiler ve bu vergileri eşit dağıtması gereken, hatta ihtiyacı olana daha çok dağıtması gereken de hükümet. Ama biz bunu görüyor muyuz? Görmüyoruz. Üzülüyor muyuz? Üzülüyoruz. Ha bundan evvel daha dramatik durumlar vardı. İnsanlar hastanelerde rehin kalıyordu, ölüyordu. Cenazesini alamıyorlardı hastaneden parayı ödemeden. Yeşil kart çıktı. En azından yeşil kart sayesinde bu utanç tabloları Türkiye'de son buldu. Ama onun da cılkını çıkarttılar. O, lüks model arabasıyla, yeşil kartıyla gelip hastaneye kim yaptı? Yapanlar vardı. Kim yaptı? İşte bu siyasi evet, kafa. Aynen öyle. Benim size anlattığım siyasi kafa gitti yeşil kartı çevresine dağıttı. Ki rahmetli zengin onu insanları geçici bir süre yeni bir sağlık sistemi yaratana tabii kadar insanları rahatlatalım diye çıkarttı. Genel sağlık sigortasına sağlık geçişte... Sağlık sisteminin kendisi oldu. Tabii genel sağlık sigortasına geçişte bir aşamaydı yeşil kart. Ama adamlar yeşil kartı ne yaptılar? Rant kapısı yaptılar. Ne yaptılar? Oy deposu yaptılar. Rahmetli derken Yıldırım Akdunadan babasından 5,5 milyon insana, Türkiye'de o zaman 5,5 milyon insan gelir dağılımında zor durumdaydı. O kadar insana yeşil kart dağıtıldı. Ondan sonra şu anda bir bakıyoruz 18 milyon insanda yeşil kart. Senin dediğin gibi yeşil kart sağlık sigortasının yerini aldı neredeyse. Ama amaç o değildi. Genel sağlık sigortasını çıkarıp bütün Türkiye'yi geçici bir şeydi yani. Geçiciydi aslında. Ama ne oldu? İşte oy deposu haline getirdiler. Yeşil kart dağıttılar. Karşında oy istediler. Biz sosyal hukuk devletiyiz diye anayasaya koyuyoruz. Ama ne sosyalist ne de hukuk devletiyiz. Ne de demokratız. Biz bunlar olmadığımız sürece, sosyal, demokrat ve hukuk devleti olmadığımız sürece o pantolonun yüzünden asılan adamı hiçbir şekilde kurtaramayız. Ancak sosyal hukuk devleti olursak o insanların derdine çare olabiliriz. Ve o mantalitede adamlar gelirse olur. Yani kendini düşünmeyecek, hırsızlık peşinde koşmayacak, çevresini zengin etme peşinde koşmayacak, hemşericilik yapmayacak, mezhepçilik yapmayacak, sadece ve sadece Türk halkına hizmet için gelecek tarzda
insanlar olursa yönetimde ve çevrelerinde de öyle ekipler kurabilirsek vatansever insanlardan, o zaman işte biz gerçekten Türkiye'de ihtiyacı olan kitlelere ihtiyacı olan hizmetleri götürürüz. Ama yakın gelecekte bunu görüyor musun oğul diye bana sorarsan şu anda ben görmüyorum. Peki muhalefette var mı böyle bir ışık, iktidarın yerini alsa gelse yapar mı diyorsan onu da görmüyorum. O da onun kötü kopyası gibi. Yani resimler aynı. Yarın ötekisi gelse ötekisinde de büyük bir devrim hareketi görmüyorum. Türkiye'de belki kıymetli insanlar var ama bu kıymetli insanlar bulaşmak istemiyorlar. Siyasetin ne kadar cıvık cıvık pis bir şey olduğunu görüyorlar. Bunun içinde yer almak istemiyorlar. Ama öyle bir lüksümüz yok. Biz onun içinde yer almazsak işte bu adamlar onun içinde yer alıyorlar ve manipüle ederek siyaseti kendilerine payanda yapıyorlar ve siyaset işte bu insanlara yardım etmek yerine kendilerini zengin etmek araç haline geliyor. O zaman biz o fotoğrafları çok göreceğiz daha. Kendini asanlar, kendini vuranlar, kendini ve ailesini yok edenler. Öyle çok senaryolar var örneğin çıkıyor gazetelerde. Biz onları tam anlamıyla anlamıyoruz. Adam ilk önce eşini öldürüyor, sonra kendisini öldürüyor. Acaba niye öldürüyor bilmiyoruz ki. Haber olarak geçiyor. Cinnet. Ya bütün sıkıntı maddi kardeşim. Kimse kimseyi kandırmasın. Adliyelerdeki boşanmalar da maddi. Ağırlığı maddi. Vurmalar, kırmalar, öldürmeler, intiharlar hepsi maddi. İnsanlara kredi kartı dağıttılar. Tüketici kredileri verdiler. Borçlandırdılar. İnsanlar şimdi ödeme ki doğrusu sıkıntısı. Da bu diye anlattılar. Ya tabii ki onlar öyle anlatacak. Çünkü onlara talimat öyle geldi. 2002'den sonra Türkiye'ye dayatılan neydi? Tüketim toplumu olmaktı. Gelir biraz doları baskılayalım. Bunların ellerine geçen kişi başı geliri biraz artsın. Sonra bunları tüketime yönlendirelim. Borçlandıralım. Ve bunu başardılar. Şimdi gelinen noktada insanlar borçlarını ödeyemez halde kaçış olarak intiharı düşünüyor. Kaçış olarak kendini öldürmeyi düşünüyor. Kaçış olarak bütün ailesini yok edecek, kendini de yok edecek ve hepimiz cennete gidelim. Böyle düşünüyor insanlar. Şaka değil. Ve aileler arasında, akrabalar arasındaki kavgalar da paradan çıkıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Aslında ortada sosyolojik bir sıkıntı var. Çok önemli bir sıkıntı var. Ve bunu görmezden geliyoruz. Ve Türkiye'nin bunu rehabilite etmesi lazım. Türkiye eğer bu borçla büyüme sisteminden kendini kurtarmazsa bizi gelecekte daha büyük skandallar bekliyor. Halkı düşünüyorsanız buna el atacaksınız. Ama halkı düşünen var mı? Yok. Ne yapayım o zaman? Borç almasaydınız der, işin içinden çıkar. Dostum bak biz... Bu burada çok önemli bir ayrıntıyı atlıyoruz. Bak, 2 yıldır burada söylüyorum, yine söyleyeceğim. Halk nefes alamıyor. 2 yıl önce bu programa başladığımızda hafif nefes alıyordu. Şimdi hiç alamıyor. Her kesimiyle. Tamam mı? Her kesimiyle. Zaten orta kesim diye bir şey kalmadı. Yani pardon bir dakika, şunu da altını çizelim Selçuk. Bir takım iş adamı diye dolaşanları bir kenara bırakırsak gerçekten derdi üretmek olanlar da nefes alamıyor. Onlar da nefes alamıyorlar ve onlar da iş adamı olmaktan vazgeçtiler zaten. Ve buradaki en kritik nokta halk, yani toplumun geneli. Bu toplumun genelini rahatlatmak zorundasın. Nefes aldırmak zorundasın. Nefes alacak adam. Yani bu adama... Yani sen hala yok iş dünyasını rahatlatalım, iş adamını rahatlatalım, inşaat sektörünü rahatlatalım. Ya bu adamlar zaten rahat çetin. Ama işte bak, rahat. Bir dakika. Bir dakika orada bak. Orada bir şey itiraz ederim. Ortada gözükenler ne yazık ki genel iş dünyasını da ya şey gene yapmıyor. Genel iş dünyası dediğin esnafı kastediyorsan, 3-5 tane adam çalıştıran KOBİ'yi kastediyorsan zaten onların da senden benden o intihar eden pantolon yüzünden intihar eden adamdan bir farkı yok ki. Türkiye'deki işletmelerin %99'u. Zaten onları sen işveren iş adamı olarak görme. Yani burada biz %1'lik %2'lik bir kesimden bahsediyoruz. Türkiye'nin gelir dağılımından bahsediyoruz. Dur tam oraya gelmişsen o zaman ben rakamı vereyim. TÜİK 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırmasını açıkladı. Detaylara gireceğim ama tam bu söylediğin noktaya geleceğim. Türkiye'nin en çok gelir elde eden %20'lik kesimiyle geri kalan %80 aynı da en az gelir elde eden %20'nin arasındaki fark 7,5 kat. Bunu bir anlat bakalım. Aç bunu. Ne demek? Şöyle diyeyim bakın.
bir gelir ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 100 lirası var. 100 lirası var. Bunun 47,4 lirasını Türkiye'nin %20'si alıyor. Hatta daha fazla da resmi rakamları baz alıyor. Aynen öyle abi. Geri kalan da yaşamaya çalışıyor. Yani %20 Türkiye'deki toplam oluşturulan gelirin yarısını alıyor. Evet. Geri kalan %80 de diğer yarısıyla kademeli olarak ulaşımdaki, yani ulaşabilmekteki sıkıntıyla birlikte kademeli olarak geri kalan yarısını paylaşmaya çalışıyor. Öyle de değil. Belki %20'nin dışında kalan %10'luk kesimde o %40'ını alıyor. O %10'u tabii, geri yani kalan kademeli olarak diyorum. %70 paylaşmaya çalışıyor. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Şu istatistiğe bak Selçuk. Türkiye'nin en az gelir diliminde olan %20 kime oy veriyor? Ya abi bak. Hayır bir dakika. Bir dakika, yere geleceğim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Selçuk'un söylediğini ben bir açıklayayım. Çünkü var. Bak o %20 yani en çok %20 dedim ya %47,4'ünü alıyor. Ondan sonraki %20 20,9'unu alıyor. Senin söylediğinin tercümesini söylüyorum. Bir sonraki %20 14,8'ini alıyor. Evet. Dördüncü %20 10,7'sini alıyor. En son en dipteki %6,3'ü alıyor. O 6,3'ü alan %20 var ya, hepsi maaşa bağlanmış şekilde şu anda ve tek bir partiye oy veriyorlar. Ya o abi, en dipteki %20 var ya. Bunu çünkü bak, sosyal yardım adı altında dağıtılıyor ben, o para. Ben buradan ve o insanlar çalışmaya özendirilmiyor. Sen evde otur, maaşını al, hayatını geçir diyor. Anladın mı? Özellikle taşrada zaten 800 lira, 1000 lira büyük bir para. Harcayamıyorsun o kadar. İstanbul, İzmir, Ankara belki nerede pahalı. Nerede büyük para? Ha? Nerede büyük para 800 lira? Köyde büyük bir para. Nasıl büyük para? Büyük. Orada İstanbul gibi her şey çok pahalı değil. Orada 800 lira, 1000 lira onlar için çok büyük bir para. Orada maaşa bağlanıyor insanlar. Anladın mı? Maaşa bağlıyorlar. Peki bu doğru mu? Ya birinin çok, yanlış yapıyor ya olması... Çok sakat bir sistem ama oy alabilmek için bunu yapmak zorunda. İktidar olarak gücünü kullanıyor. Ben, kimisine yeşil kart veriyor, kimisine maaşa bağlıyor. O konuda da hemfikir değilim. Şu burası, açıdan hemfikir değilim. Hayır, hayır. Gerçek bunlar ya. Gerçek olduğunu biliyorum da bir açılım yapmak için hemfikir olmayacağım seninle. Orada da özellikle feodaliyetinin ağır olduğu bölgelerimizde o paraları da muhtemelen ağa alıyor. Hicap duyarak söylüyorum. Marabasına da sadece çorba parası veriyor. Ya o kadarını bilmediğim için kendi bir içinde bile gelir adaletsizliği var. Ben orada ne yaptıklarını bilemiyorum ama ben çok ciddi anlamda maaşa bağlandığını ve dağıtıldığını ve seçim zamanında aman oy vermezseniz maaşınız kesilir dendiğini, yeşil kartınız iptal olur, gelen iktidar size hiçbir şey vermez dendiğini. O paraların da ben o tek tek insanların cebine girdiğini zannetmiyorum. Özellikle feodalitenin ağır olduğu bölgelerde. Feodalite Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ama daha orta, ne olsun? Orta Anadolu ve Karadeniz ve İç Ege komple böyle yaşıyor. Ve sen ondan dolayı buğday ekmiyorsun, bakmıyorsun, tarımda yoksun. Tarımda olmayan insanları maaşa bağlamışlar. Bu yanlış bir şey. Yani ama, iki taraftan darbe yiyorsun. Bak, bu yanlış hem tarımın şey... geri kalıyor... Hem de insanın cahil kalıyor. Bak bu yanlış bir şey ama öbür taraftan da bir iklim meselesi. Şu açıdan iklim meselesi. Sen buğdayını ektin. Toplaman bile senin maliyetini karşılayamayacak noktadaysa. Yani sattığın fiyata toplayamıyorsan bile bir süre sonra zaten ekmemeye başlıyorsun. Sonra birileri geliyor sana para vermeye başlıyor. Evet işte para yani, vererek seni... Sistem kendi kendini besliyor. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Zaten seni... üretme noktasına getiriyor. Evet. Sonra da yaşayacağım avanta noktasına getiriyor. Türk halkını avantaya bağlamışlar ya. Bunun Türkçesi bu. Avantayla yaşayan bir halk ne kadar tembel olur? Baya baya tembel olur. İşte tembel olan bir halk sonunda ne olur? Bu durumlarda bu durumlara düşer. Ve o alacağın para ömür boyu da alamazsın. Belli bir sene verilir. Sonra kesilir. Ondan sonra tekrar ben tarım yapayım da sen yapamazsın. Seni zor bir duruma düşürür. Ha bunun yerine devlet o insanlara para dağıtmak yerine onların buğdayını onlardan satın alsaydı. Şimdi bugün döviz
artışlarında biz bu kadar ithal malzemeden darbe yemezdik. Aynen öyle. Kendi tarımımız ayakta olduğu için dışarıya karşı dik durabilirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Aman diyoruz şu Brunson bir verilse de kurtulsak. Aman diyoruz Amerika'ya teslim olalım. Aman bilmem ne yapalım. Ne oluyor? Çırpınıyorlar değil mi? Yani niye çırpınıyorsun? Çünkü dik duramıyorsun kardeş. Çünkü düstur şu olacak. 23-38 arasındaki başarıya baktığında hedefi ne güzel söylemiş Atatürk. Tek bir şeye ihtiyacımız var. Evet. Çok çalışmak. Çok çalışmak. Ve ben en çok neye gülüyorum? Geçenlerde Tayyip Erdoğan Almanya ile mi Fransa ile mi ne konuşurken diyor ki sizin diyor karşınızda Batan Osmanlı yok. Sizin karşınızda Cumhuriyet döneminin çömez devleti de yok diyor. Bak 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 laflara bak. Cumhuriyet döneminin çömez devleti. Yani o 23 ile 38 arasında tarih yazan devlete çömez diyor. Yani kendisi şu anda o dönemden daha iyi durumda olduğunu düşünüyor. Yazık. Selçuk. Yani keşke sen 100 yıl evvel, 80 yıl evvel yapılan devrimlerin bir parçasını, onda birini, yüzde birini bugün yapabilseydin keşke. Ama nerede? 16 senedir iktidardasın. 23 ile 38 arası 15 senede... Ortada bir sektör yok. Sektör yok, vizyon yok, strateji yok. Yani dış ilişkiler, elle tutulacak bir şey yok. Herkesle düşmansın. Suriye'de batmışsın. Araplar sana saygı duymuyor. Avrupa seni takmıyor. Amerika posta koymuş. Rusya gülüyor. Rezil bir durumdasın yani. Sana döneceğim. Arthur Miller'ın bir bu hafta içerisinde bir sözünü denk geldim. Buraya aldım, sizle paylaşayım diye. Aslında şu anlattıklarını özetliyor. Diyor ki, öğrenmenin de maliyeti vardır diyor. Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir. Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir. Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir. Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir. Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenir. Ama mutlaka öğrenir. Biz hangi aşamadayız? Onu izleyenler değerlendirsin, takdir etsin. Biz hiç yorum bile yapmayalım. Güzel, çok güzel bir söz. Ben şöyle bakıyorum, şunu söylemek istiyorum özellikle. Bu hükümet bizim hükümetimiz. Kabul etsek de etmesek de. Ya imzayı hepimiz adına atıyor. Bitti. Bu başkan bizim başkanımız. Bu cumhurbaşkanı bizim cumhurbaşkanımız. Başkan yok, cumhurbaşkanı. Bir kanalda özellikle başkan diyorlar. Türkiye'de başkanlık diye bir sistem yok. Neyse. Onun için dedim zaten ben de. Cumhurbaşkanı seçtik, başkan seçmedik. Evet. Bu ülke bizim ülkemiz. Niye bunları ısrarla söylüyorum? Bakın biz bir şeyleri söylerken hep vatanımız için söylüyoruz, milletimiz için söylüyoruz ve kendi menfaatlerimiz için söylüyoruz burada. Kendi şahsi menfaatlerimiz değil, kendi ülkemizin menfaatleri için konuşuyoruz bir şeyleri konuşurken. Ve hep dedik ki kısa vadeli çözümlerle bu iş olmaz. Bak inşaat sektörüne bu kadar yatırım yapıyorsunuz, sürekli inşaat sektörünü ön plana çıkartıyorsunuz. Yarın öbür gün bunun çok büyük sıkıntısını yaşarsınız. Örnekleri var. Amerika'yı bile zor duruma soktu bu 2008. Sektör. Dedik. Değil mi? Yani bunları anlattık, açıkladık, konuştuk falan. Önemsenmedi. Ya siz de ne biliyorsunuz falan dendi. Geldiğimiz nokta itibariyle inşaat sektörünün ne kadar sıkıntılı bir sektör olduğu, halbuki oraya yatırılacak para yerine sanayiye, bilişime, başka tarıma, başka alanlara girilse çok daha uzun vadeli, çok daha tabana yayılmış bir ekonomik sistemin oluşturulabileceği görüldü. Aynen. Şimdi evet. Onlar söylüyorlar sanki biz hiç söylememişiz gibi. Eyvallah, inşallah doğruyu görmüşlerdir. Üstad, sanmıyorum hala mega projeler kanal üzerine yine ve inşaat hatırlatayım üzerine. Mı? Yine hatırlatayım mı? Hı. Madem söylüyorsun. Bu iktidar döneminde inşaat sektörüne yapılan harcama 4.9 trilyon lira. Yani. 5 trilyon yani. 5 trilyon parayı biz buraya gömmüşüz. Ve karşılığında da geldiğimiz nokta bu. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Asya ülkelerine falan da atıfta bulunuyor. Ben yine pantolon örneğine döneceğim abi. Hamaset değil bu, bir gerçek. Bu net bir örnek, birçok örneğin aslında göstergesidir. Tamam evet. mı? Biz şimdi
yok o sektörü kurtaralım, yok bunu bilmem ne yapalım falan gibi hamasi laflarla işte bu işte yeni ekonomik programla falan filan hala günü kurtarıyoruz. Kısa vadeli adımlar atıyoruz. Türkiye'de eğer ki uzun vadeli adımlar atılmak isteniyorsa önce vatandaşın kurtarılması gerekiyor. Önce tabanın kurtarılması gerekiyor. Tabanla kastettiğim şey değil yani sırf hemen fakirlere sadece en yoksullara işte en cahillere yardım edelim değil. Artık herkes fakir. Herkes fakir. Bak %50 diyoruz işte. Tamam mı? Geri kalan yani, %80 %50'yi paylaşıyor. Bugün 6 bin lira kazanan da fakir. Bugün 10 bin lira kazanan zaten da fakir. Üstad 5.900 lira kazanıyorsan yoksulluk sınırının altındasın. 10 bin lira kazanan da fakir bugün. Tamam mı? Bu insanları her şeyiyle bir temize çıkartması lazım devlet. Sonrasında da abi biz işte oğul biraz önce söyledi ya yok çömez cumhuriyet, yok Osmanlı, yok bunları bırakalım artık ya. Tamam çömez cumhuriyet olsun. Dünü tamam. Konuşmaktan yarını unuttular. Tamam çömez olsun. Tamam sen daha iyi ol ondan. Sonucu göreyim. Kabul ediyorum. Sonucu ama, göreyim. Ama sen de tamam mı o çömezden biraz daha iyisini yap. Bu vatandaş bir nefes alsın artık. Bak bu vatandaş boğuluyor abi. Boğuluyor. Adam 100 lirası para değil artık. 1,5 milyar alıyor ya da 1500 lira maaş alıyor. 33 liradan aşağı. İşinden mı? Evine gelene kadar parası bitiyor. Bak işinden evine gelene kadar parası bitiyor bu adam. Bu adam darda artık. Bu adam pantolon için intihar eder. Öbür adam pantolon için intihar etmez, komşusuyla dalaşır. Bak bir de öyle bir tarafı var. Hani dedi ya oğul kendisine zarar verir, ailesine. Keşke orada kalsa diyebilsek. Yarın öbür gün toplumsal başka arızalara sebep olabilir bu. Aynen öyle. Kısa vadede günü kurtarırsın ama uzun vadede büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Onun için bu vatandaşı bir an önce artık kemer sık bilmem ne demek yerine kurtarması gerekiyor. Potansiyeli sana söyleyeyim mi Selçuk? Yine bu gelir ve yaşam koşulları araştırıp ki bunlar çok iyimser rakamlar. TÜİK'in rakamlarıdır. Sürekli yoksulluk oranı %14. Yani yaklaşık kaç yapar? 28 milyon yakın değil mi? %10'u 8 milyon yapsa 12 milyon. 12 milyon insan bitmiş zaten. Tabii. 80'in 12'si. Daha ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Bu bahsedeceğim oran konut alımı ve konut masrafları dışındadır. Burada da bir %11'lik, 12'lik bir kesimi ilave edebilirsiniz bunun üstüne. Nüfusun diyor %60 yuvarlayacağım, %70'i taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, %61'i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığını, %13,4'ü konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan ediyor. Maddi yoksunluk oranı demin %14 dedim ya birden 28,7'ye çıkıyor. Yani neredeyse 24-25 milyona çıkıyor. Uluslararası İnsani Gelişmişlik Endeksine baktığında da Türkiye 55'lerde 56'larda. Yani bundan şunu anlatmaya çalışıyorum. Eşini, sevgilisini, kız arkadaşını veya kocasını neyse işte alıp bir akşam tiyatroya gidemiyor. Yani. Bir akşam yemek yiyemiyor. İnsani gelişmişlik seviyesi bu hiç yokuz orada. Ve şimdi baktığında biz tabii ki münferit bir olaydan yola çıktık ama ortada tekrarlıyorum kimse böyle bir şey yapmasın. Yani hiçbir şey bir çocuk için annesi ve babasından daha değerli değil. Bir kere bu konuda hemfikir olalım. Ne yapalım? Yani bir kafanızı kaldırsanız tek olmadığınızı göreceksiniz. Yani sağa sola bir baksanız herkesin aynı olduğunu göreceksiniz. Devletin resmi rakamları zaten neredeyse %80'in aynı durumda olduğunu söylüyor. O zaman tek başımıza sonu acıyla biten hikayeler yazmaktansa bir dakika ya ben vatandaşım. Dün devletin bütün hazinesine giren gelirlerin %80'ini de dolaylı yoldan vergilerle benden alıyorsun.
önce benim işimi çözeceksin. Bir takım yandaşların veya yandaş olmaya çalışan eskilerin vergilerini sıfırlamayacaksın diye itiraz edeceğiz. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi görüşte olursanız olun, hepimiz aynı taraftayız. %80'imiz batak. Bu kadar. Doğru. Bu konuda bir kere hemfikir kalmamız gerekiyor. 4.9 trilyonu sana verseydim ne yapardın Selçuk? Vallahi bana... Sana da soracağım o olan şeyi. Bana verme abi 4.9 trilyonu. Hayır, 4.9 trilyonu senin kullanımına verseydim. İşte o beni bile bozabilirdi 4.9 trilyon yani. Onun için gerek yok. Verme abi bana 4.9 trilyon. İnsan gibi yaşayacak kadar. Yani yeter. Halka vereceksin ya. Halkın geneline yararlı olacak, faydalı olacak. Halkın refahını arttıracak projelere aktaracaksın. Yani Selçuk'a, Oğul'a, Çetin'e, ona buna değil. Zaten bizim en büyük sıkıntımız, iki önemli sıkıntımız var. Biz mesela takım tutarız abi, fanatik oluruz. Hükümet tutarız, ya şey parti tutarız, takım tutar gibi tutarız, onda da fanatik oluruz. Yani kardeşim bana ne ya? Hepimiz aynı taraftayız. Bana abi. Ne abi? Kim ne olursa olsun bana ne? Biz vatandaş olarak şunu söylemek zorundayız. Diyeceğiz ki kardeşim sen benim vatandaşım, vatandaşın yani benim paramı nasıl değerlendiriyorsun? Ve bu ülkeyi ne kadar ileriye götürüyorsun? Refah seviyemizi ne kadar arttırıyorsun? Ben buna bakarım. Ya da taahhüdün ne? Bahaneler üretmek yerine buna bakarım. Yani geçmişte de daha kötü değil miydi falan mıydı filan mıydı? Ya kardeşim sen o zaman bundan 2000 yıl önce de araba yoktu, uçak yoktu, bilmem ne yoktu. O zamanla mı kıyaslayacağız? Yani zaman değişiyor ve o zamana uyum göstermesi gerekiyor toplumların. Bir toplum ne kadar refah, ona bakarım abi. Tamam mı? Buna göre adımların atılması gerekiyor. Şu anki mevcut hükümetin de buna göre adımlar atması gerekiyor. Tarım sektörüne yatırım yapması gerekiyor. Hayvancılığa yatırım yapması gerekiyor. Sanayiye yatırım yapması gerekiyor. Eğer özel sektör bu işi bu kadar kötüye kullanıyorsa devlet olarak yapması gerekiyor. Ama bir sorun çözüldü. Muhtemelen artık mangal işi bitiyor. Bitiyor. Çünkü %200 zam görmüş tavuk. Tavuk mu? Hayırlı olsun. Aynı soruyu sana soracağım, sonra üçgen online için sana döneceğim. 5 trilyon var. Üstelik borç. Harcama yetkin var. Türkiye'de ne yaparsın? 5 trilyon lira. Ne? Ha, 5 trilyon lira. 6 desen 1 trilyon dolar. Ha, gibi bir paran olacak. Ülke için mi ne yaparım? Yani inşaata yatırmak yerine ne yapardın? Ne yapardım? Bir kez kafamda olan, uzun zamandır düşündüğüm projeyi hayata geçirirdim. Büyük bir Silikon Vadisi kurardım. Buraya Türkiye'nin en başarılı bilim adamlarını artı Amerika'da, Avrupa'da yetişmiş ve oralara gidip yerleşmiş Türk bilim adamlarını, profesörleri falan hepsini toplardım. Ve orada yeni teknolojiler üretmeleri için ve bunları ürünleştirebilmeleri için uygun bir saha oluştururdum. Özel sektör ve devlet kurumları dahil hepsinin de bu kurduğum Silikon Vadisi ile ilişkiye sokardım. Entegre olması. Entegre etmek için. Yani aynı Amerika'da uygulanan sistemi Türkiye'ye yapmak için bütün imkanlarımı buraya aktarırdım. Doğal olarak Türkiye'nin yılda Ar-Ge'ye ayırdığı bütçe 1,5 iken ya da 2 iken bir anda 8'lere 10'lara çıkardı. Ve bu rakam da Türkiye'yi ciddi anlamda 10 sene içinde Avrupa ve Amerika ile rekabet edebilecek ürünler ortaya koyması için bir ön adım olmuş olurdu. Şu yanlış anlamı olmasın. Hı-hı. O yüzden onu tabii. Öyle düşünmediğini, benim de öyle düşünmediğimi, hı-hı, böyle biliyoruz biz sohbetlerimizden, ama yanlış anlam olmasın. İşte şu sektörlerden vazgeçelim değil. Kastettiğim tarımsa tabii, buradaki gelişmelere entegre olsun. Hazır tabii, giyimse buradaki entegre. Tabii. Doğru değil mi? Zaten şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin coğrafi olarak ve üretebileceği teknolojilerle hangi alanlarda, hangi sektörlerde daha rekabetçi olabileceği ortaya çıkacaktı. Çıktığı zaman da o alanlarda en azından 15 sene içinde 5 tane dünya markasını oluşturmak amacıyla mücadeleye girilirdi. Biz üründen ziyade teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelirdik bu parayı harcamanın sonunda. Ve
katma değeri yüksek teknoloji ürünleri ihraç ettiğimiz zaman gerçek anlamda dış ticaret açımızın kapandığını görürdük. Ve kapanan dış ticaret fazlası veren ülke insanını zengin etmeye başlayacak ister istemez. Yani bu Güney Kore örneğini çok veriyoruz ama ne yazık ki gerçek. Kişi başı gelirin 10.000'den 25.000 dolara getirebilen tek ülke dünyada bu. Ve izledikleri model de bu model. Tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Artı biz bir Güney Kore değiliz. Ondan daha da avantajlıyız. Çünkü bütün dünyanın tam orta noktasında yer alıyoruz. Hem Asya'ya, hem Avrupa'ya, hem Orta Doğu'ya aynı uzaklıktayız. Lojistik anlamında büyük avantajımız var. İhracat anlamında büyük avantajımız var. Ve bunları kullanırsak dünyadaki etkimiz çarpan faktör olarak Güney Kore'den çok daha fazla olurdu. Bu 5 trilyon dolar böyle kullanılsaydı şu anda 1 trilyon dolar, 5 trilyon şu anda ciddi anlamda bölgede çok ciddi ihracat yapan bir lokomotif ülke olacaktık. Hepsinde hemfikirim. İki cümle ekleyeyim. İlave ederdim. Eminim ki sen de hemfikir kalacaksın. Bunlardan birincisi eğitimi mutlaka tedrisata, eski sisteme. Evet. Yani tabii ki çağın gerektirdiği koşulları da içine katarak tek tip eğitime, yaratıcı eğitime döndürdüm. Belki köy enstitü mantık modernize edilmiş. Yani eğitimi kurtarmam gerekiyordu. Şimdi şöyle anlatayım. Bak Çetin'ciğim, eğitimi kurtarırdık. Eyvallah. Ama benim daha çok önem verdiğim şey var olan beynimizi kullanmak. Tamam, yani dünyada ama geleceği de beslemen lazım. Besleyeceğiz. Ama şu anda Türkiye dünyada o kadar çok ciddi alanlarda başarılı Türkler var ki hepsini biz bir toplayabilsek İş ve bitecek. Ülkenin menfaati için kullanabilsek biz zaten fersah bak, fersah gideriz. Onlarda en fikir olduğum söyledim. Bunları ama ilave söylüyorum. Kendi gücümüzü kullanamıyoruz. Bunları ilave söylüyorum. Bir ilave daha bırak, var. Onu bırak, sana daha acısını söyleyeyim. Her sene Türkiye'de en başarılı beyinler yurt dışına kaçıyor. Sen en önemli insanlarını ODTÜ'den, Boğaziçi'nden, oradan Üstad, buradan Amerika'ya kaçırıyorsun. Hepsinde hemfikiriz. İlave olsun diye söylüyorum. Ha, sana geleceğim tabii ki online'a. Eğitim bir tane daha var. Ayrı bir olay bir tane yani. Daha var. İhracat, ihracat, ihracat deyip duruyoruz. Evet. Bence en büyük ihracatı ironik olarak söylüyorum. İç piyasaya yapardım. Çünkü Türkiye piyasasını, iç piyasasını ithalata teslim etmiş. Ya, tabii önce ki. Burayı yerleştireceksin ki ihracat yapabilesin. Zaten dünya markası hedefi koyduğun zaman iç piyasayı zaten alıyorsun. Sana ilave yaptım. Ha, şöyle söyleyeyim. Karşı çıkmadım. Bak şöyle söyleyeyim örneğin. Bir cep telefonu üretiyorsun. Hedefin dünya çapında bir marka olmak. 1919'u izledin değil mi? İşte, Demirel'in tanıttığı. Şu anda zaten ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer Atatürk olsaydı koyacağı hedefler global olurdu. Bugünün Atatürk'ü dünyada rekabet eden bir cep telefonu üretilmesinin ön ayak olurdu. Uzay teknolojilerine Türkiye'nin açılmasını isterdi. Kompütür alanında gelişmeyi isterdi. Yani hedeflerini böyle koyardı. Çünkü 1919'da uçak fabrikası hedefi koymuş adam. Yani ama biz ne yapıyoruz? Biz kendimiz kendi tarım ürünümüzü bile üretemiyoruz. Bunu da tabii yine akıl ve bilimle yapmak lazım. Yani uzay çalışmasını zıpla uzaya gidersin diye yapmamak lazım. Üçgen online. 5 dakikamız var. Tamam okuyayım. Ya bir not da şöyle ekleyeyim. Bütün bunlar tabii çok güzel fikirler. Oğlum fikri %100 yani altına imza atacağımız fikir. Tarım da önemli, hayvancılık da önemli, sanayi de önemli. Ama ilk etapta aklı sağlıklı insanların olması gerekir. İlk etapta bir ülkenin gelir dağılımının tekrar düzenlenmesi gerekir. Yani sıfırlayacaksın. Bilgisayarcıların bir lafı vardır. Böyle kitlenir, middedir bir şey olur. Kapat aç abi derler, tamam mı? Bizimki de o hikaye. Bu Türkiye'nin önce bir kapatılıp açılması gerek var. Mecazen diyorum. Yani bir kapatıp açacaksın. Herkesin, bütün vatandaşları bir nefes aldıracaksın önce. Ondan sonrasında tabii ki teknoloji. Manşeti tabii ki atayım. Tarım. Sen üçgen online'a gel. Mutsuz insanlardan mutlu bir ülke yaratamazsın. Yaratamazsın. Bitti. Hemfikir kaldığımız nokta bu. Üçgen online 3-4 dakikada. Bu arada Üçgen Online'dan katılımlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Kaç kişi olduğumuzu söyleyelim. Ailemiz 9.419 kişi. Oğul Bey. Harikasınız. 9.419 kişiyiz. 10.000'e böyle ramak kaldı. 5 dakikada bir ama 10.000 olur mu olur. 10.000 psikolojik bir sınır. 10.000 psikolojik sınır. Sayın Albayrak'ın yeni ekonomi programına döndü. Tamam 5 mı? Dakikada 10.000 yapar. Üçgen online. Albayrak'tan öğreniyoruz bu işleri işte. Üçgen online'dan sayılı. Üçgen online'dan bizi takip edin. Ailemizi büyütelim arkadaşlar.
Bekir Yılmaz geçen hafta daha fare doğuracak demiştiniz. Fare bile bu yepin yanında büyük kalır. İşte budur ya. R. Güven, Aselsan'ın Demirel zamanında ürettiği cep telefonunun başına gelenleri araştırdınız mı? Evet, yani zaten dönüyor zaten sosyal medyada. Evet. Bu ülke sizin gibi mangal yürekli, namuslu, cesur aydınlarla aydınlanmak ülkemizin güneşleri diye bir şey yapmış. Sağ olun. Anladık. Teşekkür ediyoruz. Gazeteci olarak sadece düşündüğümüz doğru ya da yanlış onu paylaşıyoruz. 1 trilyon dolar bugün 20 tane Tesla markası değeri yapıyor. Neler yapılmazdı ki diyor Mustafa Kağan Güler. 1 trilyon dolar bu arada dünyada 2 tane Amerika 1 trilyon dolarlık şirket çıkardı. Onu da dipnot verelim. Bu ekonomik programın sonu iflastır. Son bir ayda ülke %50 değer kaybetmiştir. Tunç yazmış. Bu iktidar biz yapamıyoruz seçime gidiyoruz dese seçime gitse yine kazanır. Çünkü muhalefet yok, gündemi bile takip etmiyorlar. Devam et hocam. Bana 4.9 trilyon versen Türkiye'ye üniversite yaparım. Var sanıyoruz ama yok demiş. Doğru söylüyor. GT. Ha, o arada da haklı. En az dünya çapında 10 tane falan üniversitemiz olması gerekiyor. Doğru. Yahya Gülen sağ olun yürekli kardeşlerim demiş. Siz de sağ olun. Murat Mol 100 TL 47 lari yapıyor. Gürcistan para birimi. Gürcistan'a karşı bile batmışız diyor. Devam et. Oğul Bey bugün harikasınız. Ferahumuz Akbaba. Altan Seçkin sadece ekonomik anlamda değil, özgürlükler, yaşam alanlarımızın daralması, çevre ve benzeri her anlamda boğuluyoruz. Doğru. Bakalım. Alpaslan, programın temiz kaydını daha sonra YouTube'a yükler misiniz? KRT TV yüklüyor. Çünkü şeyde sıkıntı varmış yayında. Zaman zaman acaba diyor Hulki yani, Cevizoğlu'na yapılan suikast gibi bir suikast yok sanırım. Yok, bizde hiç öyle şeyler olmaz. Şey zaten KRT TV sayfasında YouTube'da göreceksiniz. Bu arada sürekli gelen bir mesaj var. Halil Bey de değinmiş ona. Geçtiğimiz hafta diyor bir kişi de kendini yakmıştı diyor. Ona da değinir misiniz diyor. Ya, örnekler. Yani o kadar çok var ki. Selam, ben eski bankacıyım. Go'nun çiftliğim. İşimi bırakıp babamın çıktığı köye yerleştim. Amacım, ideolojim çok farklıydı. Tamamen köylünün yanında olmak ve kalkınmalarını sağlamak. Fakat geldiğimde oğul abinin az önce anlattığı şeyi gördüm. Tamamıyla maaşa bağlanmış 300 kişiden 135 oy diyor. Yakup Kadri'nin yabanı. Nevzat Kumdereli. Oğul çok doğru söylüyor. Köylerde 500 lira bile çok paradır. Un bulgulu yetiyor. Allah'a şükür diyen yüz binler var. Aman iktidar düşerse bu paralar kesilir korkusu. Yola devam. Sevgi ve saygılar demiş Nevzat Kumdereli. İki tane daha okuyorsun, bitiriyoruz. Rastgele okuyorum. İki tane seç. Oğul Bey'e katılıyorlarmış. Yine aynı konuyla ilgili. Arkadaşlar, kendini yakan adamdan bahseder misiniz demişler. İyi akşamlar. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden baba gelişmiş ülkelerde olsaydı hükümet üyeleri ve sorumlular ne yapardı? İstifa ederler miydi? Diyor Turhan. Yani tartışmaz. Evet. Japonya'da Elif olsa... Duman, Elif Duman harika üçlü demiş. Altan Seçkin sağlık demişken İstanbul Ataşehir'se bir aile sağlığı merkezinin doktor personeli. Bakalım. Böyle devam mı gelmedi? Devamını göremedim. Sizler bize Üçgen Online'dan lütfen hafta içinde de yazmaya devam edin. Biz çünkü okuyoruz. Oğul bir cümle bitiriyorum. Yani inşallah daha güzel günleri görmek ümidiyle ne diyelim. Bir cümle. Vallahi ben insanların geldiği durumdan çok üzülüyorum. İnşallah nefes alacak bir takım şeyler görürüz diyorum. İşte burası çok önemli. Efendim biz haftaya saat 22'de pazartesi günü yine sizler için gerçeklere üçgen diyeceğiz. Zaman zaman farklı görüşlerimiz oluyor, zaman zaman hemfikir oluyoruz ama derdimiz Türkiye. Eminim Türkiye'de çok kişinin de derdi Türkiye. Ama her şey bir kenara, galiba önce bizim vatandaş olmamız gerekiyor. Vatandaş olduktan sonra birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini göreceksiniz. Ne olur? Şucular ve bucular memleketi olmaktan vazgeçelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından daha üst bir kimlik yok. Haftaya pazartesi saat 22'de tekrar üçgen demek için şimdilik hoşçakalın efendim.